Hepinize iyi akşamlar, Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Ee, şimdi bugün Bakanlar Kurulu var. Şu kulağımdaki ses alabilir misiniz arkadaşlar? Şimdi bugün Bakanlar Kurulu var. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra e, bir açıklama yapacak. Onu ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu anda e, Fransız mevkidaşıyla bir açıklama yapıyor. Fransız mevkidaşı Ankara'da beraber açıklama yapıyorlar. Belki ondan da bir parça vereceğiz. Abdülkadir Selvi ve İsmet Özçelik Ankara stüdyomuzda konuklarımız. Birazdan İstanbul stüdyomuzda da konuklarımız olacak. Günün en flaş gelişmesi hiç kuşkusuz Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu bombayı patlattı. Bu zamana kadar yaptığı adaylıkla ilgili en net açıklamayı yaptı. Aday olacak mısınız sorusuna aynen şu cevabı verdi. Altılı masa uzlaşırsa ben hazırım. Böyle bir açıklama bu zamana kadar hiç yapmamıştı. Yani ben hazırım, ben adayım. Altılı masada bu konuda uzlaşırsa ben aday olacağım dememişti. Sadece bu konuda kararı altılı masa verecek demişti. İlk defa... Ee, altılı masa eğer uzlaşırsa ben hazırım dedi. En net, en açık açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili. Abdülkadir bu böyle bir tarihi dönemeç olacak herhalde değil mi bu açıklama? Ahmet Bey aynen katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanı adaylığını altılı masaya götürmenin bir öncesindeki en tarihi dönemeç artık e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Şimdi tek <laughs> konu altılı masa Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanı adaylığını ilan edecek mi? Onun bir aşama önüne gelindi. Yani topu tamamen e, altılı masadaki beş liderin, ayağını atmış oldu Kemal Kılıçdaroğlu. bu, bu anlama geliyor değil mi? Evet, aynen bu anlama geliyor. Ben bir adım daha ilerisin isterseniz, izin verirseniz söyleyeyim. Bugün CHP kulislerini yokladım. Şimdi getirdi, adaylığını Altılı Masa'nın ortasına koydu Kemal Bey. Peki yakın çevresi Altılı Masa'dan bir sorun çıkar mı? Senin adaylığını engel olurlar mı? Bir uzlaşma bekliyor musun diye sormuş Kemal Bey'e. Kemal Bey de altılı masadan bir sorun beklemiyorum. Uzlaşmanın sağlanacağına inanıyorum. Ya demiş. Abdülkadir yani zaten sayda ilgili de zaten, beklentisi yüksek. Zaten bir e, bu işin altılı masadan çıkacağına dair bir işaret almasa yani adaylığına altılı masanın onay vereceği vereceğine dair bir işaret almasa böyle bir açıklama yapmaz yani ben, ben de öyle e, düşünüyorum. Katılıyorum çünkü bu kolay değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, altılı masanın lideri Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda eğer o yönde bir sinyal almasa ya da aldığı hava o yönde olmasa şimdi aday olarak ortaya çıkıp ortada kalmak da var bu CHP genel başkanını daha seçim yarışına girmeden büyük yara almasına yol açar. Tabi Ahmet Bey biz sadece altılı masadan sonra yapılan açıklamaları biliyoruz ama bu altılı masa 6 altı kez toplandı. Fakat bu liderler tam 30 kez birbirlerini ziyaret ettiler. İkili görüşmelerde neler konuştular? Onları bilmiyoruz. Ama Kılıçdaroğlu onları biliyor. Bu açıklamayı yaparken hangi liderin ne düşündüğünü bilerek bu açıklamayı. Tabii tabii. Yapmış bir durumda. Yeşil Eğer ışık öyle, o yönde bir mesaj, sinyal almazsa böyle kendisini ortaya atmazdı. Yeşil ışık almazsa yapmaz bu açıklamayı. Doğru. Ben de aynı kanaatteyim. Yani e, evet. bir dinleyelim nasıl nasıl söylemiş bunu. Hani şimdi bir açıklamanın söyleyiş tarzı da önemlidir. Hani vurgusu, soru nasıl gelmiş, cevap nasıl gelmiş ona da bir bakılması lazım. Kağıt üstündeki duruşuyla o canlı olarak yapılan açıklama arasında bazen mahiyet farkı ortaya çıkabiliyor. Bir dinleyelim İsmet Bey ne diyecek bakalım aynı aynı kanaatte mi onu anlayalım bir görelim şimdi açıklamayı. Altılı masa'nın adayı benim der misiniz diye de bekliyorum belki benim gibi pek çok izleyicimiz Yo, hayır, de bekliyor. Hayır hayır yani oturacağız ben. Ee, verdiğim sözü tutan bir insanım. Ee, olmadığı takdirde verdiğiniz sözü tutmazsanız zaten o zaman siz e, hem itibar hem prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu, evet biz altı lider otururuz, kendi Cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz, kamuoyunu açıklarız ve hep beraber ona destek veririz ve o kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak altını özenle çizeyim. Uzlaşma kültürünü esas alarak. Çünkü demokrasilerde kutuplaşma değil, demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır. Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. E uzlaşılırsa elbette ki yani eğer birisi Ben hazırım evde, diyorsunuz. Elbette yani Niye hazır olmayalım? Yani devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. E dolayısıyla biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız kendi uygar insanlar gibi. Evet, e, İsmet Bey <laughs> ben şimdi kağıttan okuyunca Evet sanki daha Hı. bir vurgulu tarihi bir açıklama yaptı gibi bir anlam çıkarttım ama dinleyince böyle arada yine e, ya evet tabii filan gibi e, ne diyorsunuz e, siz dinlemiş miydiniz okumuş muydunuz bu açıklamayı Hem dinledim hem okudum. Yani bilmiyorum ama ben yani sizin kadar emin olamadım bu. <laughs> ben yani, de şimdi ben okumuştum dinlememiştim. Adaydı. Dinleyince ya yine e, bu zamana kadar yaptığı açıklamaların bir benzeri Demek durumunda kaldım. Yani arada böyle bir evet evet falan diye yani aday mısınız deyince böyle çok çok net, çok belirgin, tarihi bir açıklama yapıyorum havasıyla yapılmış bir açıklama değil aslında. Evet. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu'nun aday kriterlerini tartışmıştık madde madde. Bunlardan birisi yüzde %100 kazanacak adaydı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Öyleydi. Yani %100 kazanacak adaydı. Şimdi burada en kritik soru bana göre bu maddede gizli. Yani yüzde yüz kazanacak aday. Şimdi bu noktada acaba e, e, ittifak ortakları hemfikir mi? Ben yapılan açıklamalarda orada bir hemfikirlik göremiyorum. Yani hatırlayın e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na bu soru yöneltildi. Orada e, dedi ki yani benim hiçbir itirazım olmaz Kılıçdaroğlu'na ancak halkın teveccühünü dedi değil mi? Halkın teveccühünü dikkate almak zorundayız dedi. Ondan sonra iyi partilerin kulislerinde dolaşan bir bilgi var. İl ve ilçe örgütlerine işte Mansur Yavaş'ın adaylığını yayın dendiği şeklinde bilgiler dolaşıyor. Şimdi böyle bir ortamda Kemal Bey'in adaylığının yani ilan etti, etmiş noktasına gelmiş olması bana tam oturmadı o nedenle. Ben mesela bugün CHP'lilere sordum artık bitti mi bu sorun diye. Ee, onlara sordum, şimdi normalde böyle eğer ittifak içinde bir onay alınmışsa ve buradan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına adım adım ilerleniyorsa CHP tabanının, CHP yönetici çevrelerinin daha bir heyecanlı olması gerekir diye düşünüyorum hani partilerinde mi cumhurbaşkanı çıkacak? Yani hesabı kitabı buna göre yaparlar. Fakat o heyecanı da görmedim. Yani e, bu algı onlarda da anladığım kadarıyla tam oluşmamış. Yani ya bu süreçte olur. Daha adayın açıklanmasına epey vakit var havasındalar. Yani o da beni yani acaba sorusunu yöneltti. Şimdi şöyle bir şey var. CHP kulislerinde çok tartışılan bir konu bazı araştırmalar yapıyorlar araştırmalarda işte Sayın Cumhurbaşkanına yönelik destek işte 40 pek aşmıyor diye bir tespitleri var geriye yüzde 60 kalıyor o zaman yüzde 60 Hayır diyor Biz kimi koysak kazanır gibi bir algı var orada Ancak çok büyük miktarda hani şu bazılarının kararsızlar Partisi dediği bazılarının hiçbiri Partisi dediği bir kesim var bu kesim e, muhalefetin her adayına destek vereceğim anlamı taşımıyor. Hatta tam tersine e, iktidara diyelim ki uzak olduğu kadar muhalefete de uzak. E, bunu nereden anlıyoruz? Çünkü e, ısrarla bu e, soru yöneltiliyor. Sorunları kim çözer diye soruluyor. A partisi, B partisi, A kişisi, B kişisi deniyor. Ve hiçbiri diyenlerin oranı Mart'taki rakam %34,7 galiba. Temmuz'da %46'ya çıkıyor. Yani muhalefete de bir güvensizlik var. İktidardan sıkıntıları var. Ama e, muhalefete de ciddi bir güvensizlik var. O nedenle e, bu e, geçen hafta tartıştığımız %100 kazanacak aday e, şeyine, e, kuralına bir anlamda e, uyuyor mu uymuyor mu emin değilim. Peki. Yani o nedenle de ben hemen e, şey, şöyle evet. e, şimdi arkadaşımız, Fox sunucusu arkadaşımız soruyor diyor ki Kemal Bey'e yani altılı masa evet derse hazır mısınız adaylığa diyor. O da hani böyle tam ben evet hazırım demiyor ama evet diyor. Yani bir evet çıkıyor ağzından. Ee, bu eveti anlamlı bulmak gerekiyor mu yani anlamlı bulmak? Şimdi Abdülkadir çok anlamlı buluyor değil yani, mi Abdülkadir sen bu, bu eveti güçlü buluyorsun? Evet. Evet. Sen niye güçlü buluyorsun evet, yani? Bey, biraz bana arada kaynamış ben bir evet gibi geldi dolayı... dinleyince. Yok bu biraz hani siz de Kemal Bey'le çok program yaptınız. Eğer Kemal Bey'e dönüp de tekrar ya evet dediniz bu böyle mi diye yeniden e, bastırmazsanız Kemal Bey çok böyle önemli bir şeyi de çok sıradan bir şeymiş gibi söylüyor. Benim hep Kemal Bey'le mülakatlarımda da o dikkatimi çekmiştir. Böyle bir havası var. Ya şimdi ben ve İsmet Bey diyoruz ki e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada böyle çok altı çizili, böyle ben şu anda tarihi bir açıklama yapıyorum, ey Türkiye filan diye e, başlık atabileceğimiz bir şey söylemiyor. Sadece sunucu arkadaşımızın sorduğu e, altılı masa uzlaşırsa hazır mısınız sorusuna böyle hızlıca bir evet diyor. Ee, buradan yola çıkarak tarihi bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu en net açıklamasını yaptı diyemeyiz diyoruz biz İsmet Bey ile ikimiz. Abdülkadir ise diyor ki yok diyor bu bayağı önemli bir açıklama bunu diyor yabana atmayın diyor. Bu, bu zamana kadar yapılmış en net açıklama diyor. Ee, İsmet Bey ve Abdülkadir Selvi bir bekleyin. Hakan Bayrakçı nasıl yorumluyor açıklamayı? Bir dinli, dinlemek ister misin? Ee, yolda ha, tabii Kemal Bey'i dinledim de sizi de dinledim. Ee, hani, biliyorum, biliyorum dolayı Bir daha dinleyelim mi Şafak? Ne diyorsun? Bizim bu arada Şafak niye Şafak diyorsun diyecekler. Onur tatil'e çıktı Onurumuz. <laughs> evet. Ona iyi tatiller dileyelim buradan. Ee, Şafak var şimdi dinleye. Ta peki dinleyelim hadi bir daha altılı masanın adayı benim der misiniz diye de bekliyorum. Belki benim gibi pek çok izleyicimiz Yo, hayır, de bekliyorlar. Hayır, hayır. Yani oturacağız. Ben e, verdiğim sözü tutan bir insanım. E, olmadığı takdirde verdiğiniz sözü tutmazsanız zaten o zaman siz e, hem itibar hem prestij kaybedersiniz. Öteden beri söylediğim şu evet biz altı lider otururuz, kendi Cumhurbaşkanı adayımızı belirleriz, kamuoyunu açıklarız ve hep beraber ona destek veririz ve o kişi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı olur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı da uzlaşma kültürünü esas alarak altını özenle çizeyim. Uzlaşma kültürünü esas alarak. Çünkü demokrasilerde kutuplaşma değil, demokrasilerde asıl olan uzlaşmadır. Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkarmak zorundayız. E uzlaşılırsa elbette ki yani eğer bir Ben hazırım elinde, diyorsunuz. Elbette yani Niye hazır olmayalım? Yani devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli. 6 lider de zaten devletin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varmış durumda. E dolayısıyla biz oturacağız, konuşacağız, tartışacağız kendi uygar insanlar gibi. Şimdi bu açıklamaları Abdülkadir Selvi en net, en ileri açıklama adaylıkla ilgili olarak niteledi. İsmet Bey de ya o kadar da değil dedi. Hakan Bayrakçı ne diyor? Şimdi o kadar da değil diyebiliriz ancak pazartesi günü konuştuğumuzda da bir tweet'i vardı. Ee, yine birlikte değerlendirdik. Hatta o tweet'ini hep birlikte dedik ki bu en netiydi <laughs> Hep öyle diyoruz evet. zaten ama giderek netleşti. Giderek, netleşti, giderek evet. netleşti. Bu bir bir adım ilerisi mi bu? Bu, bu şimdi şey evet, bu daha niye bir adım ilerisi? Çünkü ısrarla ikinci soruda sorunca e, Kemal Bey de diyor ki e neden olmasın diyor. Yani tabii ki olur diyor. Şimdi tabii neden olur demiyordu bugüne kadar. Yani o girişteki ilk yorum var ya en net diye tarif edilen. En azından o anlamda en net. Tabii tabii doğru. O o açıdan... çünkü şöyle diye şöyle derdi genelde. Hayır diyordu. Hay yani altılı masa ne derse o olur inan derdi. Evet. evet. Şimdi ilk defa tabii neden olmasın diyor. Ama İsmet Bey Hakan Bey ilk soruya hemen hayır hayır diye bir yanıt veriyor. O Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ettim, ettim ama şimdi şöyle açıkçası bir siyasi nezaket dili kullandığını düşünüyorum. Yani burada bir siyaset nezaket dili var açıkçası. O dili kullandığı için onları öyle söylüyor. Yoksa müteakip cümlelerde yani sonraki cümlelerde daha net olarak e, neden olmasın diyor, neden olmasın diyor yani. Açıkçası sadece bunu değil, son iki aydaki tüm replikleri ya da tüm konuşmaları, hani bir puzzle'ın parçaları gibi oturttuğumuzda Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili giderek bir netleşme olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da ilave edeyim, açıkçası yani ben bir buçuk senedir anlatıyorum, işte şu dört kişi daha fazla oy alır diye geldim ancak, ee, CHP Genel Başkanı olarak bir kişi aday olmak istiyorum deyip masada onaylarsa yani buna kimsenin söyleyecek bir lafı olmaz. Niye olmaz? Doğal olarak da hakkıdır. Yani dönüp bir cümle söylese ne diyecek CHP yönetimi veya Cumhuriyet Halk Partisi? Yok zaten CHP yönetiminden tepki genelde yok. Tabii yani. ki. Evet. Yani 12 yıldır beni genel başkan seçiyorsunuz o zaman niye seçiyorsunuz der. Bak aday olmamı istediniz ya e, aday da oluyorum der. Dolayısıyla açıkçası hem hakkı şimdi işin gerçeği hem hakkı hem de sanki olacak gibi. Öyle öyle görünüyor evet. Ama şu rezervide ısrarla söylüyorum. Tanınmamış, bilinmemiş ama toplumda muteber bir kişi de e, ciddi bir oy alabilirdi. Bakın seçimi kazanır kazanmaz ayrı bir konu. Çünkü İsmet Bey ilk bölümde radyoda dinledim. Doğru söylüyor. 25-30'lara varan bir temmiteredit kitle var. Bunlar bir on ay içinde şekillenecekler. Daha bugünden bu iş bitti raconu biçmek çok büyük yanlış. Neler gördük biz siyasette. Ama şu da bir hakikat ki Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İlhan Kesici, Tanju Özcan. Şimdi bu beş isim ciddi oy alabilecek isimlerdi. Ama Kemal Bey de ben adayım dedi mi artık bunun şeyi yani bize en azından ben kendi mesleğim adına söyleyeyim. Biz sadece hayırlı olsun demektir. Peki bize. biz şeyi de konuştuk. O konuda ne diyorsunuz? Diyor ki e, altılı masa e, <laughs> tamam derse e, evet ben diyor olabilirim diyor doğru. Yani bir genel başkan Kemal Bey gibi ana muhalefet lideri o çapta bir hmm. liderin altılı masadan yeşil ışık almasa sinyal almasa. Evet. Böyle bir açıklama yapmayacağı kanaati e, oluştu bizde. E, böyle bir sinyali aldığını düşünebilir miyiz? E şöyle, şimdi masadaki liderlere bakıyorum. Çoğu ya çok tecrübeli ya da çok mahir, yani politikayı bilen kişiler. O üsluptaki insanlar zaten dönüp bugüne kadar da Yo siz olmazsınız ya da ona benzer bir laf etmemişlerdir. Etmediler, doğru. Yani siz olun da dememişlerdir. Hayır şimdi bu iş ciddiye binince e, yok olmazsın diye bir rezerv koyabilirler mi? Hani bir, bir, itirazları gelir mi? Yani ben şunu düşünüyorum yani Kemal Kılıçdaroğlu çapında bir liderin hı hı. E, tek tek Akşener başta olmak üzere hepsinden onay almadan, yeşil ışığı görmeden, onların onay vereceği ihtimalini sezmeden bu denli rahat bir şekilde evet ben e, altılı masa evet derse adayım demez gibi geliyor bana. Olabilir de ben de şöyle düşünüyorum bu konuda. Sessizlikleri ve doğal siyasi nezaket gereği duruşları, diğer liderler için söylüyorum, Kemal Bey bunları dedirtebilir. Yani ee, tamam, biz razıyız demeseler de, ama bugüne kadar olan yaklaşımları diğer liderlerin bu cesareti vermiştir. Bu, Kemal vermiştir. Benziyor. Verir. De. Peki ama pe, iş bitti mi? Yani hepsinin onayı var mı? Ee, Mansur, Yavaşa, Ekrem İmamoğlu'na kapı tamamen kapandı mı? Sorusunu birazdan soracağım. Onur Bey sizin yorumunuz ne? Dinlediniz. Şimdi bence burada Kemal Bey bizim bunu konuşmamızı istiyor. Yani Kemal Bey istiyor. Evet, ısrarlı olduğu noktasında bir kamuoyuna bir mesaj veriyor bu konuda. Pekala Kemal Bey. Ben talibim. Ben talibim. Tabii ki bunun özellikle siyasi nezaketiyle o %10'luk geri dönebilme ihtimali var. Yani son ana kadar bekleyip ya ben değil de şu arkadaşımızın fedakarlığı yapabilecek bir şeyi bırakıyor. Geri dönülmez bırakıyor, yolda değil. Değil. Hı. Ama %90 adaya olduğunu belirtiyor. Peki o zaman niye altılı masaya referans gösteriyor? Hakan Bey söyledi bu bir siyasi nezaket. Yani o masayı tutabilmeniz için o şekilde Peki bu siyasi o nezakete ihtiyacınız var. Masadan yeşil ışık almış mıdır? Masadan yeşil ışık alsaydı bence bu açıklanırdı. Bakın ilk zamanlarda bundan bir yıl kadar önce özellikle hükümete yakın cenah bunu tartıştırmak istiyordu. Adayınızı açıklayın, adayınızı açıklayın. Bunun şöyle bir taktiksel anlamı vardı. Millet İttifakı'nın adayı erkenden açıklatıp, burada bir yıpratma kampanyasına başlatmaktı ve kendi cenahları içinde siyaset içinde de meşru bir tavırdı. Bununla birlikte artık bu şey adayın talep edilmesi sadece rakip kanattan olmamaya başladı. Yani biraz siyasetle ilgilenen kahvehanelerde oturan, evlerde siyaset konuşan herkes gerçekten Millet İttifakı'nın adayını bekliyor. Bir tane oldu, iki tane oldu, dört tane oldu altı tane oldu toplantı biz diyorlar ki ısrarla biz şey konuşmadık. işte aday konuşma. E ne konuştunuz kardeşim? Bir şey konuşmuş olmanız lazım orada. Adaya dair bir şey konuşmuş olmanız lazım. Yani halktan bu kadar kopamazsınız. Demek ki ben buradan şu çıkarımı yapıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmak istiyor. Masa henüz hazır değil ama masa hazır olduğu gün bu adaylık açıklanacak. O yüzden işte hele bir seçimi açıklayın, aday gelecek. Ya da hele bir yeni yıl gelsin, aday gelecek noktası. Sayın Kılıçdaroğlu'nun masayı yeteri kadar ısındırması, masayı ikna etmesi ve hatta belki de masanın geri dönülemez bir noktaya gelmesini bekliyor olması söz Peki, konusu Peki ben olabilir. en çok merak ettiğim şey burada Akşener. Hı. Yani Akşener bu işe ne diyecek? Yani, ben de bir şey diyecektim ama siz herhalde Ankara'yla ya şey ya yaptım. Abdülkadir'e soracağım. Tamam. Yani şimdi tamam anlaştık. Kemal Bey aday olmak istiyor. Zaten uzun bir süredir bunu biliyoruz. Evet bu son yaptığı Fox TV'ye yaptığı bu son açıklamada da bunu bir kez daha netleştirdi. Tamam, kabul ediyorum ben de. Ee, ama kendi de ihtiyat payı bıraktı. Ya tamam o ihtiyat payını da görüyoruz. Evet. Çok haklısınız. Yani geri dönülmez bir yolda değil bu. Çok çok güzel ifade ettiniz. %90 aday, %10'da bir pay bırakıyor. Doğru Nezaket payı. Bunların Hatta... hepsi hepsi tamam. Ben en çok şeyi merak ediyorum. Akşener bir olumlu sinyal vermiş midir? Ve vermediyse tavrı ne olur? Bir ya Kemal Bey senle kazanamayız. Gel biz bu işi Mansur Yavaş'la götürelim der mi Abdülkadir? Ahmet Bey benim e, sorduğumda aldığım cevap şu yönde. Şu ana kadar iki lider oturup bu konuyu aralarında şu olsun ya da bu olmasın diye konuşmamışlar. Ancak e, Meral Akşener'den Kılıçdaroğlu'na sen aday olma şeklinde bir mesaj da gitmemiş. Meral Akşener şimdiden kendisini bir yere angaja etmemeye, bir yere bağlamamaya çalışıyor. Onun prensibi masa kurulduğunda eğer Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında kazanabilecek bir adaysa Meral Akşener'in buna itiraz etmeyeceği söyleniyor. Ama Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında kazanamayacak bir isimse çünkü bir ölçü ortaya koydu seçilecek aday diye o zaman tamam siz bu göreve layıksınız ancak siz seçilemiyorsunuz biz şu şu isimlerle girilirse onlarla seçileceğini düşünüyoruz bizim yaptığımız araştırmalar bu çıkıyor der o Abdülkadir, zaman Abdülkadir o zaman söyler, o zaman iş bitmiş değil Evet Ahmet Bey yani zaten ilan edilene kadar da iş bitmiş diyemeyiz. Peki Abdülkadir bir şey merak ediyorum. Bunun şeyi nasıl yani ben, ben Kılıçdaroğlu'yum seçileceğimi düşünüyorum adayım dediğimde sen bana ya hayır sen seçilemezsin dediğinde ölçü ne olacak kriter ne olacak? Yani anket mi getireceksin önüme ee, bir de tek bir anket yok işte Hakan Bey biliyor o işleri. Yani, ya öyle bir anket getirirsin ki Kılıçdaroğlu kazanıyor Ona formül bulurlar. Dört araştırma şirketine birden yaptırırlar. Ha, öyle bir şey. Tabii. Araştırma ya mı yapıcı bulacaklar bu işi? Bilmiyorum ama yani eğer anketlere bakalım derlerse bir iki firmayla şey yapmazlar. Anketlere mi bakacaklar Abdülkadir? Şöyle, Hakan Bey bu işin piri çok iyi bilir. Onlar ortak anket yaptıracağız demişlerdi. Yani altılı masa kim cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsunuz diye ortak anket yapacaklarını açıklamışlardı. Ama Meral Akşener'in şöyle de bir tarzı var. Meral Akşener eski Doğru Yol Partisi kadrolarından da geldiği için kendine her zaman bir manevra alanı oluşturmaya özen gösteriyor. O da Altılı Masa'da bu toplantıya oturmadan önce Meral Akşener'im önce partisinin başkanlık divanını, genel idare kurulunu ve meclis grubunu ayrı ayrı ya da birleşik olarak toplayıp biz bu masaya kimin ismini götürelim diye bir nabız yoklayacağı, o kararla masaya gideceği söyleniyor. Yani sadece anket belirleyici olmayacak. Meral Akşener parti kadrolarının kademelerinde görüşünü alarak Ama... gidecek. Bence Kılıçdaroğlu da bunu çok iyi biliyor. Bunu bir strateji olarak daha masa kurulmadan önce Kılıçdaroğlu önce yardımcıları sonra kendisi adaylığını masaya dayatmaya çalışıp bir anlamda da tartışmasız hale getirmeye çalışıyor. E, ama sen ama yani şimdi kazanacak aday diye bir niteleme ortaya koyuyorsanız bir ölçü ortaya koyuyorsanız ankete ihtiyaç var. Yani evet yani ben kazanacak aday benim diyecek Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de diyecek ki hayır sen değilsin. İşte Mansur Yavaş diyecek falan. Hani böyle böyle bir şeyin de ölçüsü olması lazım. Yani bir kriteri olması. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz iki tarafta? Bunu söylemeleri gerekiyor. Yani bir ankete muhtaçlar bence. Araştırmaya muhtaçlar. Ya da anketlere. Anketlere. Be be ya. Yani o da hatta bir ortak bir kamuoyu şirketleriyle ortak her partinin üzerinde mutabık kaldığı kamuoyu şirketleriyle, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan ya da İyi Parti'ye yakın olan araştırma şirketleri değil, partilerin üzerinde mutabakata vardı şirketlere ortak çalışma, çok fazla denekle yaptırıp o bir ölçü olacak. Yani peki, seçilip seçilemeyeceği evet, evet. peki Abdülkadir, bu durumda Ama, şu, yani liderlerin şu, elbette ki kendi kanaatları da belirleyici olacak. Bu durumda şu soruyu soralım. Ee, o zaman şu Kılıçdaroğlu'nun en net adaylık açıklaması Mansur Yavaş'a, özellikle Mansur Yavaş'a kapıları tam olarak kapatmış değil diyebilir miyiz? Şöyle bugün Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra CHP kulislerini e, yokladım. CHP kulislerinde söylenen şuydu. Bu açıklama, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması sadece altılı masaya değil... Aynı zamanda CHP'nin içine bir mesaj. Bakın lideriniz olarak ben aday olacağım. Kendinizi ona göre ayırla, ayarlayın. İkincisi elbette ki altılı masaya mesaj. Üçüncüsü doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a mesaj. Dördüncüsü de Abdullah Gül'e mesaj. Yani ben adayım da artık ismini ortadan dolaştırma. Bunlar mesaj ancak sonuç almaya yetecek mi? Elbette ki o masaya oturulduğunda... Kılıçdaroğlu ile kazanılamayacağı ama Mansur Yavaş ile kazanılacağı ya da Abdullah Gül ile Ekrem İmamoğlu ile kazanılacağı ortaya çıkarsa o zaman o masada başka bir denge oluşur ve başka bir sonuç çıkabilir. Yani çoklu adaya gidebilirler en azından. Ben gördüğüm kadarıyla Kılıçdaroğlu ortak adaylık konusunda ısrarlı ama Kılıçdaroğlu'yla seçilemeyeceği ortaya çıkınca o zaman buyurun ilk turda herkes kendi adayıyla girsin. İkinci tura kalırsa Erdoğan'ın karşısında en fazla oy alan isim üzerinde toplanalım diyebilir de Kılıçdaroğlu'nun ısrarı çoklu aday kapısını açabilir. Abi bu pilav daha çok su kaldırır. Yani ben öyle anlıyorum yani. Buradan çok şey çıkar. Yani evet. Biz gazeteciler böyle en son noktanın belirmesini isteriz yani. Hani işte Kılıçdaroğlu aday tamam bitti veya işte değil gibi böyle bir son noktayı koymak istiyoruz ama bu öyle son noktanın kolayca konulabileceği bir vaka değil bir gibi. Bir ekleme yapabilir miyim? Ya aslında bu son noktaya koyabilecek kişi kim? Meral Akşener. Nasıl ki bu kritik noktalarda Sayın Devlet Bahçeli bir açıklama yapıyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın aday gösteriyor. Aynısını Meral Hanım yapsa bugün. Dese ki ya bizim adayımız mutlaka Sayın Kılıçdaroğlu olmalı dese. Masadaki Temel Karamollaoğlu. Sormadan dese. Ali Babacan. Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal onların şeyi yok mu? Hayır, hayır elbette ki var. Onlara zaten saygısızlık Hı? ederek falan yapılmaz bu iş. Belli bir siyasi nezaket tamam, de, dedi içinde. Dedi diyelim. dedi diyelim. Kendi görüşümüz budur Kendi dese görüşümüz diye. budur dese biz sıcak bakıyoruz falan dese ama elbette ki altını masa karar verecek diye de sonra bir söylese Hı. aslında bütün şey biter. Bütün açıklama Hı. biter. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Ama buradan şunu anlıyoruz. Davutoğlu'nun, Temel Karamollaoğlu'nun, Babacan'ın, Gültekin Uysal'ın aslında masadaki ağırlığı, siyasi ağırlığı o kadar da fazla değil. Elbette ki hepsinin kendi çapında başka bir siyasi ağırlığı vardır ama şimdi İyi Parti'nin ağırlığı da gerçekten saygıdeğer bir ağırlık olmasa da öyle söyleyeyim. Evet. Böyle söylenmediğine göre diyorum. Demek ki bu iş bitmiş değil. Henüz bitmiş değil. Ayrıca Meral Akşener de sözünü söylemiş değil. Burada orada iki tane kriter konuşulacak. Yani birinci kriter ideolojik kriter. Yani bütün isimler geçiyor. Ben biraz önce şimdi belki konular Abdullah Gül'e gelince daha çok konuşuruz ya da gelirse konuşuruz. İdeolojik kriter nedir ya? Şudur yani bugün işte Fahrettin Koca mesela hani isim olsun ve teşbihte hata olmaz diye söylüyorum. İzliyorsa da biz affına sığınıyorum yani mesela saygın birisi değil mi? İşte Covid döneminde falan iyi işler yapmaya çalıştı. En Sağlık Bakanı. İyi niyetli oldu Sağlık Bakanı. Dese ki bugün işte ya ben dese işte AK Partili yollarımı ayırdım falan dese güçlü bir aday diye Millet İttifakı onu aday gösterir mi? Muhtemelen göstermez. Aynı konuya geldiğimiz zaman şu anda da mesela Abdullah Gül'ü göstermek bir büyük bir çelişki olmaz mı? Olur. Daha önce İyi Parti Abdullah Ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya çalışıyorum. İsimleri o geçen biraz önce isimlerini verdiğimiz insanlar işte Abdullah Gül dedik, işte İlhan Kesici dedik, Sayın e, Sayın Kılıçdaroğlu dedik, İmamoğlu dedik, e, Mansur Yavaş dedik. Bunların içinde Abdullah Gül ismi öyle kolay kolay filtreden geçecek bir isim değil. Değil, değil. Mansur Yavaş'ı diyorum ben ya. Yani ben e... Ya şöyle bakıyorum ben olaya artık. Bilmiyorum belki bazıları yüzeysel bulabilir. Ben e, Kılıçdaroğlu isminin şu anda ön planda olduğunu düşünüyorum. En yakın e, aday potansiyeli taşıyan kişinin Mansur Yavaş olduğunu düşünüyorum ardından. Ekrem İmamoğlu'nun epey ben, gerilediğini düşünüyorum. Ya İlhan Kesici, Abdullah Gül falan diğer isimlerin de fantazi olarak ben de böyle düşünüyorum konduğunu yani, düşünüyorum. Yani ama seçilecek aday olsaydı bile Abdullah Gül yine de o ideolojik filtreden geçemeyeceğini düşünüyorum. Muhakkak muhakkak. Ya ben Abdullah Gül'ün e, destekçilerinin iki kişi olduğunu düşünüyorum. Birisi Hayrün Nisa Hanım, diğeri de Fehmi Koru. Başka da kimse kalmadı yani. Abdullah Gül'ü savunan neredeyse. Bir Neyse, senaryo bir, analizi de ben Bir, yapabilirim. şey, bir, bir, bir dakika. Bir şeyi Aha. bitirelim, analizlere geçeriz. Aha. Ya şimdi e, İsmet Bey siz ne diyorsunuz? Yani Abi, son sözü Meral Akşener mi söyler burada? <laughs> Ahmet Bey Biraz önce dinledik. Dikkat ederseniz soru şöyle geliyor. Yani altılı masalı evet derse tavrınız ne olur şeklinde geliyor. Şimdi hangi aday diye ortaya çıkan birisi buna hayır cevabını verebilir? Saçma yani, olurdu zaten hayırlısı. Ben ben de olsam evet derim yani. Tabii, evet tabii, yani saçma ben, olur bana yani. Bana da söylesene ben de evet derim yani. Evet. Yalnız dikkat edin. Orada ifadede çok şey var. Yani o kadar ürkek bir şekilde e, tavır alıyor ki. Yani böyle bir panik hali var. Bir pot kırar mıyım? Acaba evet dediğim için diğer altılı masada tepki gelir mi? Falan diye bir endişe hakim. Yani o konuşma dili, vücut diline baktığımız zaman bunu net bir şekilde görüyoruz. Şimdi hani bu kazanır kazanacak aday konusuna e, özellikle vurgulamamın bir nedeni var. Şu anda İyi Parti'de, hatırlayın bu tartışma yaşandığı İyi Parti'de. Dediler ki Meral Hanım eğer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet derse tavrınız ne olur diye yöneticiler bu soruya şu yanıtı vermişlerdi eğer genel başkan kabul ederse parti organlarını toplarız il başkanlarını işte meclis grubunu toplarız onlar kabul etmezler bölgelerindeki durumu anlatırlar Kılıçdaroğlu'yla kazanamayız diye kabul etmezler o zaman da biz Meral Hanım'ın adaylığını gündeme getiririz demişler idi. Yani burada belirleyici olan İyi Parti. Diğerlerini ben de çok tartışmaya e, işin açı çok değer bir Ama mesela İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun çıkışları oldu peş peşe. Yani birisinde Meral Akşener'in adaylığı sonra e, Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda. Yani bu tür çıkışlar oldu. Bunlar böyle çok bağımsız yapılan işler olduğunu sanmıyorum. Yani merkezin bilgisi dahilinde olduğunu sanıyorum. E, yine Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'le ilgili söyledikleri var. O da yani gündeme gelebilir diyor. Hatta işte demin de söyledim. Seçilip seçilemeyeceğine de bakmak lazım. Benim için bir sorun değil diyor. Ama halkın teveccühüne diyor bakmak lazım diyor. Şimdi bendeki bilgiler tekrar edecek olursam. Zaten Ali Babacan da diyor ki aramızda adayı konuşmama kararı aldık diyor. E nasıl belirleyecekler canım konuşmayacaklarsa? Şimdi konuşmama. Ha işte şimdi konuşmama. Hatta diyor ki Amerika'da bile diyor aday 3 ay önce açıklanır diyor. Şimdi burada Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimini açıklaması öyle gözüküyor ki belirleyici olacak. Ondan sonra öne çıkan isimler Ahmet, Mehmet, Hasan neyse bunlarla ilgili eş zamanlı belirlenen benim bilgilerime göre 3 kamuoyu araştırma şirketine eş zamanlı araştırma yapılacak. Bütün partilerin onayıyla ve onların denetiminde. Bu araştırma sonuçlarında hangi aday öne çıkarsa herkes o adaya destek verecek. Bu konuda anladığım kadarıyla aralarında bir prensip anlaşması var. Bunları her ne kadar deklare etmiyorlarsa da böyle bir süreç geçiyor. O nedenle belirleyici olan dediğiniz gibi Meral Akşener'in tavrı. Meral Akşener eğer derse ki ben Kılıçdaroğlu'na evet diyorum... Daha doğrusu İyi Parti, sadece onu da söylemeyelim. İyi Parti böyle bir hava, e, tavır içerisinde girerse bence hiçbir sorun yok. Diğerlerinin kabul edip etmemesi o kadar önemli değil. Ama ben İyi Parti'nin bu noktaya gelmekte çok zorlanacağını sanıyorum. Daha doğrusu görüştüğümüz İyi Partililer bu konuda ben bugüne kadar çok insana sordum, konuştum. E, hiç evet diyene rastlamadım. Hep böyle bir bakacağız, edeceğiz, göreceğiz tarzında yani işi yokuşa süren, ayak sürüyen bir tavır içerisindeler. E, o nedenle de e, dediğiniz gibi bu hamur daha çok su çeker diyorum. Peki bir, bir dakika Hakan Bayrakçı bir şey bir daha merak ediyorum. Ya bu bir haber aldım ben az önce. Mansur Yavaş taraftarları sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na aday olma diye böyle bir kampanya başlatıyorlarmış. Eee ne kadar güçlü bir kampanya gerçekten Mansur Yavaş çevresi mi yapıyor bunu bilmiyorum ama böyle bir bilgi geldi bana. Teyide muhtaç. Abdülkadir ya orada böyle bir hava mı var? Yani Mansur Yavaş aday olmak istiyor. Böyle Kemal Kılıçdaroğlu sen olma, kazanamazsın. Bu iş Mansur Bey'le gider filan böyle bir havaları var ve bunu aktif bir şekilde ortaya koymaya ve bununla ilgili mücadele vermeye hazır görünüyorlar mı yoksa bir bana gelen bilgi teyide muhtaç bir bilgi mi? Ahmet Bey tabii onu bilemiyorum ancak şunu görüyorum. bu süreç içerisinde Kılıçdaroğlu yaptığı hamlelerle hamlelerle Ekrem İmamoğlu'nu bir anlamda denklem dışına çıkardı. Tabii Ekrem İmamoğlu da kendi kredisini düşürecek çok gereksiz polemiklere girmek suretiyle kendini yıprattı ve çok geriye çekildi. Artık o da umudunu büyük ölçüde kaybetmiş gibi. Ama Mansur Yavaş polemiklere girmediği için yıpranmadı. Anketlerde de hala Erdoğan'dan sonra ikinci sırada geliyor. Bana geçen hafta gelen güvenilir kaynaklardan aldığım bilgi de tam aksine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı yapmaya yeminli bir ekip var. Bu ekip ya bir türlü Mansur Yavaş'la aramızdaki farkı kapatamıyoruz. Ayrıca Buğra Kavuncu'nun açıklamalarıyla Mansur Yavaş'ın arkasında da bir iyi Parti desteği olduğu gözüküyor. Tabanda da işte bir takım vasıfları nedeniyle maalesef hani Türkiye'de bir sünni, alevi gibi ayrımlar bunlar bizim için bir kriter değil ama siyaset bunu değerlendiriyor. İşte ülkücü kökenden gelmesi falan. Mansur Yavaş hala potansiyelini koruyor. Kılıçdaroğlu ekibi tarafından Mansur Yavaş'a bir operasyon çekileceği şeklinde bilgiler vardı. Bir yapı var. Ahmet Bey ısrarla bu yapı yani bu yapı biraz partileri de aşmış durumda. İşte Zafer Partisi kalkıyor. Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteriyor. Yani Türkiye'nin içerisinde bir damar Mansur Yavaş konusunda çok ısrarlı. Bunlar sosyal medyadan da abanıyorlar. Bunlar çok açık tavırda koyuyorlar. Onlar Kılıçdaroğlu ile kazanılamaz, Mansur Yavaş olsun diyorlar. Mansur Yavaş'ın bunlara el altından destek verdiği şeklinde bir bilgiye sahip değilim. Hatta benim geçen haftaki temaslarımdan ya Kılıçdaroğlu eğer adaysa, bir partinin lideri adaysa Mansur Bey de onun karşısına tamam ben de adayım deyip çıkmaz. Bir partinin lideri adaysa Mansur Bey belediye başkanlığına devam eder. Aday olmaz şeklinde bana bilgiler gelmişti ama bir yapı var. O yapı ısrarla korakor mücadele ediyor Mansur Yavaş için. Ya şimdi mesela Twitter'da 5. sırada TT olmuş. Kılıçdaroğlu aday olma. Ya bu bir çalışma. Yani bu böyle bir kendiliğinden doğal bir şey olmadığını i̇şte düş yapmışlar gördünüz mü bunu? Nasıl? Instagram'da bir video var. Bir filmin meşhur sahnesi vardır. Ee, üç kelimeyle işte en çok istediğin şeyi söyle. Evrenin sırrını söyle. Kılıçdaroğlu aday olma. Ha. Onlar neyse mavra onlar hani böyle bir dal, dalgacı bir şey de bu böyle hani bir çalışma yap. Bugün ki bu. Şimdi Ya şu anda şu anda ha, yeni bir... gelişiyor bu. Bu tabii tabii şu Anladım. anda hani bu dün e, bu sabah Kılıçdaroğlu adaylığını bir kez daha daha da netleştirdiği hmm. için bunun üzerine hmm. e, Kılıçdaroğlu aday olma diye bir kampanya var. Belli ki bu böyle vatandaşların doğal tepkileri değil. Planlı programlı bir çaba çalışma bu. Bu çalışmanın arkasında da Mansur Yavaşçıların olduğu söyleniyor. Olay bu yani. Hmm. E, yani böyle bir dediği gibi Abdülkadir'in bir mücadele var yani şu anda öyle görüyorum ben. Yalnız burada kilit taşı eee Ahmet Bey bu kora evet. bir mücadele var. Yani Zafer Partisi ve İyi Parti ki Zafer Partisi İyi Parti'nin içinde bölünmüş bir parti, bir damar var Türkiye'de. Israrla Mansur Yavaş ismini gündemde tutuyor ama bu yaptıkları kampanya tersine de dönebilir bu Mansur Yavaş'a karşı, karşı CHP Genel, Genel Merkezindeki ekibin bir operasyon çekmesine de zemin hazırlayacak. Yani ne yapacak, ne Kutluşlar operasyonu olur. çekecek? Hani diyoruz... yani bir şunu so ben de şunu merak ediyorum. Ya... CHP Genel Merkezinin Mansur Yavaş'a karşı çekeceği operasyon ne olabilir ki? Mansur Yavaş e, böyle çok da CHP'nin merkezinden bir isim değil, hafif böyle dışarıda da duruyor ve hafif İyi Parti'ye de yakın. Ee, geldiği yani hani böyle yani e, örgütten gelen e, eskiden beri CHP'li olan bir isim olsa CHP Genel Merkezi'nin onunla ilgili hani operasyon mudur nedir ne yapacaksa bir şey yapması kolaylaşabilir ama Mansur Yavaş öyle çok da CHP Genel Merkezi'nin operasyon çekebileceği bir isim de değil. Bu konuda ne diyorsun? Yani ne, ne tür bir operasyon bu kastedilen? Yani tabii bu konuda şu var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında hani basketbolda bir tabir var. Oyundan adam eksiltme bu çok iyi bir şekilde yapılıyor. Ekrem İmamoğlu örneğin bir yıl önce çok açık ara farklı önde çıkıyordu. Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisindeki bir fotoğraf üzerinden linç edildi ve ondan sonra kendisini toparlayamadı. Mansur Yavaş'ı zaten 2014 seçimlerinde Belediye Başkan aday olduktan sonra partiden seçimden sonra istifa ettiği için 2019 seçimlerinde Kılıçdaroğlu yeniden aday yapmakta çok zorlandı. Sizin de dediğiniz gibi doğru Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı ama Cumhuriyet Halk Partisi ile ve ideolojik ve çok organik bağı olmayan birisi Ekrem İmamoğlu ile ilgili olarak bu açıdan yani Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanı ama Cumhuriyet Halk Partili gibi hareket etmiyor şeklinde bir kampanya başlatabilirler. Biliyorsunuz Abdullah Gül için de bunu yaptılar ve başarılı oldular. Hani bir siyasette yıkım ekibi gibi hareket ediyorlar. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun hani Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda en yakın açıklama yaptı. Gerçi buna da kendimizi alıştırmamız lazım Ahmet Bey. Bundan sonra her açıklama en yakın açıklama gibi gelecek çünkü Kemal Bey bir strateji halinde adım, adım 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 hedefine doğru gidiyor. Bu açıklamanın yapıldığı gün kampanya bu kampanyanın başlatılması Mansur Yavaş lehine değil tam aksine Mansur Yavaş'a siyaseten zarar verir aleyhine bir kampanya olur. Hakan Bey neydi o analiz? Bir analiz yapacağım dediniz. Şimdi şöyle. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı şayet seçilirse de Cumhurbaşkanlığı İlk bakışta Meral Akşener'in normalde işine gelir. Bu normali. Niye? Efendim, Sayın Kılıçdaroğlu hep ne vaat ediyor? Ben diyor tarafsız cumhurbaşkanı olacağım. Hatta diyor parlamenter sisteme geçene kadar bile cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla başbakan gibi hareket edecek bir ikinci adam statüsü ihdas edeceğiz. Sanki parlamenter sisteme Heh. geçilmiş gibi. Geçilmiş gibi. Davranacağım yapacağız. diyor. E şimdi Sayın Akşener yerine düşünün. E, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olmuş. Zaten çok müdahil olmayacak. Tarafsız Cumhurbaşkanı pozisyonunda olmak istiyor. Kendisi de başbakan gibi hareket edecek. Şimdi bu senaryo ilk bakışta gayet uygun gibi gözüküyor. Hatta böyle işleyebilir bile seçimi kazanırlarsa. Ancak İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in bu senaryoda iki handikapı var. İki problemi var. Bir, şimdi yeni seçim sisteminde iki sandık var ya, birisi Cumhurbaşkanlığına verilecek oy, birisi parlamento oyu. Eğer altılı masa, yani İyi Parti de, evet bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu derse, seçmen yeni seçim sistemini çok bilmediği için, Gidecek muhalif seçmenden bahsediyorum. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verenler ağırlıklı olarak da parlamento sandığında da CHP'ye verecekler. Ve İyi Parti böyle 8, 9, 10, 11 gibi bir oylan kıl payı girer gibi meclise parlamentoya girecek. Birinci İyi Parti'nin Kemal Bey'in tek aday çıkmasıyla ilgili birinci sorunu bu. Halbuki İyi Parti bunu çok önemsiyor. Yani parlamentoda alacağı sek milletvekili sayısını önemsiyor. İkinci problemi İyi Parti'nin. Şu anda İyi Parti altılı masaya dönüp dese ki. Arkadaşlar, HDP'den gelecek 10 puan nedeniyle İyi Parti yapacağı o yükselişini bir türlü yapamıyor. Çünkü bize diyorlar ki siz HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin hatta HDP'ye bakanlık vereceğini ısrarla söyleyen CHP'nin yanında yer alıyorsunuz. Biz bu masadan kalkıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızı da kendimiz belirleyeceğiz deyip masadan kalksa Cumhurbaşkanı adayı konusu hariç parlamento oyu olarak çok ekstra bir oy alabilir. Yani rakam vermek istemiyorum. Çünkü İyi Parti'ye CHP'den gelen o iki puan 3 puan. O da Ege, Akdeniz ağırlıklı veya da Trakya ağırlıklı. Halbuki ha ben ile aynı yolu yürümüyorum. Ben merkez sağ ve milliyetçi Atatürkçü bir partiyim deyip ama tekim ya da Demokrat Parti ama şu o, o artık bu artık bu dese de, onu diyebileceği aşamayı geçti şu anda yani. Siyaset bu Hakan Bey hiç belli olmaz. Bunu şu anda bile yapsa şu anki mevcut oranını hangi araştırma şirketi ya, o, ne buluyorsa o zaman bütün... anında 6-7 puan fazla Ama çıkıyor. tamam parlamento seçiminde böyle de bütün taktik, strateji her şey alt üst olur, Heh. altılı Şimdi masada Cumhurbaşkanlığına alır. Cumhurbaşkanlığına gelince başlı Cumhurbaşkanlığı analiz de... şu, yani yapmak istediğim şu. Bu iki problem muhtemelen İyi Parti'yi dara soktuğu için, yani sıkıntı verdiği için ortak ama... Kemal Bey'den daha fazla oy alabilecek birini aday göstermek isteyeceklerdir son ana kadar. Kemal Bey de buna karşı şu kozu masaya yatırarak diretirse şayet derse ki: "Ha uzlaşmıyor musunuz? O zaman herkes kendi adayıyla çıksın. Finale kim kalırsa Cumhurbaşkanı ile o yarışsın." Çünkü şu hesabı yapacak. Daha önce bu rakam yapıldı. Doğal olarak CHP'nin oyu fazla olduğu için Kılıçdaroğlu kalacak diye düşünecek. Ama orada da işte Akşener'in şöyle bir kozu var ve bu koz çok ciddi bir koz. Kemal Bey bu planı öne sürdüğü zaman yani bir çeşit Sayın Akşener, Sayın İyi Parti, senin fikirlerini ve deklarasyonlarını kabul etmiyorum, etmediğim gibi sana meydan bile okuyorum anlamını taşıyacağı için bu yaklaşım. O zaman İyi Parti de şöyle yapabilir. Öyle mi? Peki. Ben de dönüp Mansur Yavaş'ı ya da bir başkasını ya da bilmem başka birini aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı adayı. Ha Cumhurbaşkanı adayı eğer sizin demin saydığımız 3-4 isimden birisi olursa İyi Parti'nin göstereceği. Başta Mansur Yavaş olmak üzere. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı oy sandığında da geçerler. Yani finale o aday kalır ve bu İyi Parti'ye şu avantajı da sağlar. Ama yani, parlamentoya bu, da fazla milletvekili. Tamam bunlar bu se bunlar siyasette vardır bu senaryolar ama harp halinde diyorum. Tabii yani tabii. halinde diyorum. Tabii şu anda ama yani şu anda or noktalar yok şu anda altılı masa tamam, gayet iyi geçiniyor. Tabi yani işler ama, o nokta bu, bu söylediğiniz noktalara varabilir. Yani. Ama açık. Ne, bunu niye söyledim biliyor musunuz? Eğer Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir tavıra girerse arkadaşlar her dediğim olacak. Bak nazikçe söylüyorum ama ben adayım. Kabul ediyorsanız edin. Etmiyorsanız kendi adaylarımızla gidelim. Tabii tabii. Son Bu yaklaşım gelirse böyle bir senaryo devreye. Son noktada yani son Ama burada Doğru. da bir de son olarak şunu söyleyeyim. Peki biraz Bak, bakın cesaret kelimesini lügatte baktığınız zaman korkusuzluk diye tarif etmez. Cesaret bir şeyi korktuğu halde yapmaktır. Hiçbir şeyden korkmamak normal akla mahsus bir şey değil. Korktuğu halde bir şey yapmana cesur derler. Cesaret derler. Bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde şu dört kişi kendi cesaret terazisiyle bu sonuçları tayin edecek. Bunlardan birisi Sayın Meral Akşener'dir. Çünkü vereceği kararlarda tabii. İkincisi bunu, Mansur Yavaş. Tabii. İkincisi belki hatta birincisi Mansur Yavaş. Mansur Yavaş Ha. E, bugüne kadarki icraatlerine baktığımda bunlar arasında en rahat, en cesur yani bunlar derken liderleri arış belediye başkanları arasında hiçbir şeyden korkusu olmayaz gibi davranan Tanju Özcan'ı gördüm. Oyu her şeye cesaret ediyor. Onun, onun bu denklemi oynayabilir. Bakın şan, ayrı. Şansı yok. Üslup söylüyorum. Olur. Yapmayabilirler. Ama e, ya adam partiden Ekrem İmamoğlu'nun da potansiyelini olayları yaşadıkça göreceğiz. Her şeye rağmen çıkabilir. Ama Mansur Yavaş en kilit durumda ya şu anda anketlere de bakarak söylüyoruz. İşte bu noktada o dediğim lügat tarifindeki bir şey çok önemli olacak. Hiç Mansur Yavaş'tan da beklenecek bir şey değil o. Hani e, şu ana kadar izlediği siyaset tarzına baktığımızda açılım bakalım. Ben e, en çok oyu ben alıyorum. E, taban beni istiyor, vatandaş beni istiyor. Ben de aday olacağım Bunu falan. Bunu kendi diyorsun. başına yapmaz da bir tek iyi Parti ile ya da 3 4 merkezse hatta o yeni ittifakta olası ittifakta dönüp diyebilirler ki bir dakika DSP'yi de davet edebilirler. Ya o şöyle bir geçen dakika geçen seçim %1 almış partiyi çağıran Ya yani Mansur Yavaş'ın ya bir liderlik bir şey söyleyeceğim yani liderlik, oy almak, cumhurbaşkanı olmak, toplumun %50 artı birinin oyunu alacak bir e, davranış içerisine girmek biraz da cesaret işidir. Yani cesur davranmayı gerektirir. Yani böyle çekinerek, korkarak iyi partiyle yapayım, onunla yapayım falan çıkacaksın, yapacaksın abi. Yani bunu yapabiliyorsan. Onu söyledim, evet. evet. Yani Sur yavaş için de söylüyorum. Yani i̇yi parti'den de alayım evet. destekçi, epeden de alayım. Falan. Ha yani doğru. Bu, bu, bu işler olmaz. Yani Her şey olsun. Evet. Ben de çünkü öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. O zaman lider olamıyorsun. Ama yani. siz bugün iki demeci takip etmişsinizdir. Mesela e, HDP'ye bakanlık verilmeli ya da veririz, verebiliriz açıklamalarına karşı. Konuşacağız birazdan ama. Ha, i̇ki iyi Partili, Müsavat Bey'le e, iki iyi Partili, Yavuz, Ağar, Yavuz Bey. Koray Aydın da çok sert açıklamalar. Koray Bey'inkini evet. Yeni çok duydum. çok sert onunki. Şimdi bu açıklamalara dikkatinizi çekerim. Yani bu, bunlar bu dediğim şeylerin işaret fişekleri olabilir. Onun için söylüyorum. Birazdan söyleyeyim. konuşacağız evet evet. Neyse yani ya Ben bugünün fotoğrafını çektiğimde şunu görüyorum. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu kişisel olarak ve partisinden de desteğini alarak adaylığa en yakın noktada. İki, Meral Akşener henüz tavrını belli etmiş değil. Üç, Mansur Yavaş her ne kadar istemiyorum ben belediye başkanıyım işime bakacağım dese de çevresinin en azından verdiği intiba e, bu tartışmaların içinde olmaktan hoşlanıyor ve kendisini ön planda tutmak istiyor. Bu üç maddeyi unutmayalım. Bugünün fotoğrafı bu. Ama yarın öbür gün Hakan Bey'in bütün o anlattıkları tek 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 gerçekleşebilir ona bir şey demem. Ben bugünün fotoğrafını böyle çekiyorum. Abdülkadir sen bu fotoğrafa itirazın var mı? Ahmet Bey doğrusu ben bugün CHP Genel Merkezi'ndekilere özellikle Kılıçdaroğlu'na yakın ekibe bu fotoğrafı sordum aslında. Onların söylediği Cumhuriyet Halk Partisi'nden altılı masaya sadece Kılıçdaroğlu ismi gidecek. Artık netleşti. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğu yüzde netleşti. Ama altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığını da Kılıçdaroğlu'nun yüzde seksen oranında yaklaştığını Görüyoruz diyorlar. Hmm. Onlar da böyle bir fotoğraf çekiyor. Biraz gerçekçi A A bir fotoğraf Abdülkadir Zaten normali. Bir, bu bir şey söyleyeceğim. Öyle olabilir. Acaba, olabilir. acaba şöyle şeyler oluyor mudur? Ben hep merak ediyorum. Mesela Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamoğluoğlu, Gültekin Uysal. Hani bu dört isim Kemal Kılıçdaroğlu'na özel görüşmelerinde, özel temaslarında ya tabii siz olabilirsiniz, çok da iyi olur falan diye destek vermiş olabilirler mi? Mesela Gültekin Uysal'ın böyle net bir desteği olduğu şeklinde bilgiler geliyor bana. Ee, sana daha fazla geliyordur. Ne diyorsun bu konuda? Doğru. Ahmet Bey, Gültekin Uysal biliyorsunuz İyi Parti listelerinden meclise girmişti ama önümüzdeki seçimde de hatta Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçime gireceği söyleniyor. İyi Partililer de Gültekin Uysal'ın İyi Parti'den çok Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yakın olduğunu söylüyorlar. Gültekin Uysal hem ikili görüşmelerinde hem Kılıçdaroğlu ekibiyle ve başka partilerle yaptığı görüşmelerde gelenekleri olan köklü bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmalı diye Kılıçdaroğlu ile ikili görüşmelerinde de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediğini ifade ettiği söyleniyor ama Temel Karamollaoğlu ve e, Ahmet Davutoğlu'ndan böyle bir sinyal almadım. Ali Babacan'ın ise altılı masada uzlaşma çıkmazsa kendi cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığı konuşuluyor. Ali Babacan'ın Abdullah Gül'ü de istemediği, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayı planladığı söyleniyor. Zaten demişti, de ortak aday çıkmazsa ben Deva Partisi Genel Başkanı olarak Deva Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıyım demişti. De. Ya o zaman Gültekin Uysal Kılıçdaroğlu'cu, Temel Karamoğluoğlu biraz Abdullah Gül'e e, daha yatkın gibi görünüyor. Davutoğlu henüz daha bir şey söylemedi. Ali Babacan da kendi adaylığı üzerinde duruyor. Yani orada da bir böyle bir karmaşık bir harita var. E, böyle çok berrak, net bir evet durum yok gibi görünüyor. Şimdi sayın seyirciler, bugün evet. Cumhurbaşkanlığı Başkanlığında kabine toplantısı yapıldı. Yaklaşık iki saat sürdü bu toplantı. Bir cenaze törenine katıldığı için bugün böyle oldu, gecikti Cumhurbaşkanı. Biraz önce kabine toplantısı bitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan açıklamalar yapacak. Özellikle bu e, borç afları konusunda ne diyeceği çok merak ediliyor Erdoğan'ın e, tartışılan bir borç afları konusu var Oradaki ayrıntıları anlatması bekleniyor İsterseniz şimdi bir ara verelim Belki de ikinci bölümde Erdoğan'ın kabine toplantısından sonra yapacağı açıklamaları biraz dinleriz Ardından da HDP'li bakan tartışmasını ele alacağız CHP'li Gürsel Tekin HDP'li bakan niye olmasın dedi. İyi Parti'den müthiş bir tepki geldi. Önce Müsavat Dervişoğlu, sonra Yavuz Ağıralioğlu, ardından Koray Aydın. Hepsi Gürsel Tekin'e ateş püskürdüler. Kemal Kılıçdaroğlu da durumu toparlamaya çalışan bir açıklama yaptı. E, neler söylendi, neler dendi hepsine birazdan bakalım. E, Şafak şimdi bir reklama gidelim mi? Hadi gidelim o zaman. Evet tekrar devam ediyoruz. Ee, şimdi e, İsmet Bey ne diyorsunuz şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili? Valla şimdi biz daha çok içeridekileri konuştuk. Türk seçimleri hani bir zamanlar derlerdi ya Türkiye Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir diye. Ben bu Türkiye'deki seçimleri birilerinin çok e, kendi haline bırakacağını sanmıyorum. Yani bu konuda hatta e, çalışmaların çok önceden başladığına ilişkin de bilgiler var. E, Biden biliyorsunuz seçilmeden önce Türkiye ile ilgili analizini sıralamıştı ve ne yapacağını da açıklamıştı biliyorsunuz. Dedi ki biz artık darbe marbe yapmayacağız. 15 Temmuz sonrasında yapmıştı bu açıklamayı. Darbe falan yapmayacağız. Türkiye'de muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı indireceğiz demişti. Şimdi son özellikle Soçi zirvesinden sonra ben birçok yerde kartların yeniden karıldığını sanıyorum. ve Belki konuşur muyuz bilmiyorum. Yunanistan meselesi de Konuşacağız. bu çerçevede el almak gerekiyor. İsmet Bey o, o işin evet, küresel e, boyutuna bu, gireriz birazdan da. Şu şeyi halledelim. Yani e, siz şeye ihtimal veriyor musunuz? Mansur Yavaş ihtimalini e, yabana atmamak gerekir. O ciddi bir seçenektir diyor musunuz? Yoksa hani farklı bir görüşünüz mü var? hangisi? Şöyle Şimdi bakın daha önceki bundan önceki konuşmamda söylemiştim. Son dönemde eee İyi Parti örgütlerine e, Mansur Yavaş'ın adaylığını destekliyoruz bunu tabanda yayın diye bir talimat gönderildiğine ilişkin bir bilgiyi paylaşmıştım. Şimdi biraz önceki sosyal medyadaki kampanya sanki bu bilgiyle örtüşüyor gibi geldi bana. Yani e, İyi Parti'den böyle bir e, eğilim olduğu gözüküyor. E, tekrar edecek olursak Burak Kavuncu'nun siz de belirttiniz. Burak Kavuncu'nun çıkışı öyle rastgele bir çıkış olmasa gerek. Burak Kavuncu'nun Kimliği üzerindeki tartışmalar da bunu bir anlamda e, etkiliyor. Mesela Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda e, bazı çevrelerden de destekler geliyor. E, bu çevreler çeşitli kesimleri kapsıyor. E, yani şöyle söyleyeyim, e, garip garip çevrelerden de geliyor. Yani Türkiye'de efendim e, çok tartışılan bazı gruplardan da bu tür destekler gelmeye başladı. Yani bunların hepsine baktığımız zaman bir Mansur Yavaş olayını önümüzdeki günlerde ha bir süre sonra yıpratırlar harcarlar mı yoksa devamı gelir mi bilmiyorum. Ha e, peki yine konuşulan bir konu vardı. Eee Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklamadan Cumhurbaşkanı yardımcılarını açıklayacak, görevlerini açıklayacak diye bir e, bilgi dolaşıyordu ortalıkta. Hatta bunun içerisinde bir de Başbakan Yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı diye tırnak içinde bir makamdan söz ediliyordu. Mesela Kılıçdaroğlu İyi Parti'yi böyle bir makamla ikna edebilir mi? Meral Akşener. Meral Akşener'i daha doğrusu İyi Parti'yi tabii toplamda. Tabii. E, tabii Başbakan Yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısının kim olacağı belli. E, herhalde Davutoğlu'nu yapacak halleri yok. Eski sen başbakansın diye. Yani o nedenle yani çok plan var çok hesap var e, Ama hangisi tutar gerçek ne olur bilmiyorum Yalnız bu arada her hafta uluslararası bazı kuruluşların Türkiye ile ile anket yapıldığı yaptırdığına ilişkin bilgiler aldım e, Bunlar bazısı Finans kuruluşları gibi gözüküyor karşımıza bazıları başka adlar altında ama aday belirlemek için çalışma yapıldığı net gözüküyor sanki Peki mesela o uluslararası finans kuruluşları ya da işte başkaları yaptırdıkları ankette Kılıçdaroğlu'yla kazanılamayacağı Mansur Yavaş'la kazanılacağı gerçeği ortaya çıkarsa e, onlar böyle bir Mansur Yavaş e, ismi üzerinde bir çalışma yaparlar yapabilirler mi yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte edecek Mansur Yavaş'ı ön plana çıkaracak bir çaba içine girebilirler mi ve başarılı olabilirler mi? Valla bence bu konuda fazla bir tartışma çıkmaz. İki konuda bir tartışma çıkmaz ben bu süreçte diye düşünüyorum. Bunlardan birincisi kazanacak aday konusunda eğer A veya B kişisi üzerine durum budur diye ısrar edilirse diğer altılı masada kimsenin buna itiraz edeceğini sanmıyorum. İkincisi HDP işte efendim itiraz eder mi işte başka bir adaya yok Mansura Yavaş'a, yak konu yok buna ben onun da itiraz edebileceğini sanmıyorum. İradeleri çünkü kendi ellerinde değil onların. Burada bir ekleme yapabilir miyim? Yapalım. Hı -hı. Birazdan yapalım Biraz ama bir Cumhurbaşkanı Erdoğan şey. bakanlar Çok kurulu kısa toplantısı Çok kısa olarak yapayım. Birisi. Bir bir dakika Abdülkadir. Tabii tabii. Hemen bakanlar kurulu toplantısı bitti. Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Enflasyon hala en ciddi sorun olmayı sürdürüyor. Evet. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ediyor. Özellikle gelişmiş ülkeler henüz bu soruna çözüm bulabilmiş değiller. Yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru da 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden Çıkarmayı planlıyoruz. Evet. Söylediği bu. 40-30-20. Evet. Evet. Benim yine de şöyle bir önerim var. Şimdi bu o kadar. 2023 sonunu konu... kastediyor yanılmıyorsam. Nedir? Evet, aralığı söylüyor. Ya yani sıfırladıktan sonra. Şimdi benim bu o kadar. 2023 önemli... sonunu kastediyor. Evet. Evet. Ee, bu o kadar önemli bir sorun ki. Evet. Şimdi burada açıklanan rakamlar var ya 80, 83. Şimdi gerçekçi bakacak olursak. Yani bu olaya gerçekçi bakmak lazım. Buna geçici bir komite ya da komisyon kurulup, ülkedeki en ehil ekonomistlerinde alınıp ve 2-3 ay boyunca bu kişilerin sırf her kesimin, sanayicinin, tüccarın, tarımcının görüşünü alarak sürekli fikir üretmesi lazım. Çünkü ben size bir rakam söyleyeyim. Bunları şunun için söyledim. Şimdi resmi rakamı 80 diye açıklıyoruz filan ya. İşin aslı ne biliyor musunuz? Hakiki enflasyon ya olur mu diyeceksiniz. Yüzde beş yüz. Yüzde beş Bu son 50 yılın tamam dünyada da böyle. Yani bu Türkiye'de oldu diye söylemiyorum. Ama bu seksenler yüzler değil. Küresel etkiler hesaba e, katarak söylüyor. Demirel'in bir lafı vardı. Derdi ki siz derdiniz şuna bakın. Geçen sene bir margarin kaç liraydı? Şimdi kaç lira? Geçen sene domatesin kilosu altı lirayken bu sene domatesin kilosu 30 lira olmuşsa, bu yüzde kaç artış demektir? Yüzde 500. Altının 30'a oranı yüzde 500. Tamam mı? Ee, dolayısıyla bu böyle yani e, ekonomik tedbirler alalım, maliye de bu işe iyi bakar. Bunu kırmızı alarmın ötesinde bir komisyon ya da komiteyle yürütmek. Ya ben de diyorum ki bu kadar net rakamsal vaatte bulunmak önemli bir şeydir. Bunun alarmını alarma geçmiş gibi gördüm ben. Yani Cumhurbaşkanının açıklamalarından böylesi Doğru. bir alarm halinin Abdülkadir var mı böyle bir alarm hali? Abdü, e, Hakan Bayrakçı'nın sözünü ettiği türde. Yani bu rakamlara ulaşılacak eee de, de denmesi nin altında ne var? Ahmet Bey bu yönde bir irade var. Hedef olarak da yıl sonuna %65 enflasyon gibi bir hedef e, konulmuş durumda. %65 enflasyon oranında az bir enflasyon oranı değil ama iniş seyrini göstermesi açısından önemli. Yani şimdi bu %80'in üzerine gitmeyecek, tam aksine aşağı inecek şekilde bunun destekleyici politikalara ihtiyaç var. Bu politikalar uygulamaya konulacak mı? Bu politikalar nelerdir? Hangi tür tedbirleri alacaklar? Doğrusu benim o konuda bir bilgim yoktur. Ama böyle bir çaba, böyle bir irade var. Ben şimdi ekonomistler eğer dinliyorsa bana derler ki kardeşim böyle bir irade var ama hangi politikalarla bunu yapacaklar? Doğrusu ben o konuda bir bilgi sahibi değilim. Kimseye de yanıtmak evet. istemem. Yani. Yalnız ben herhalde Ahmet Bey şu inceliği isterseniz bir ekleme yapabilir miyim İsmet Bey? Kusura bakmayın. 2023'ten bahsetmek zorunda. Şimdi hani Ocak'tan itibaren başlıyoruz enflasyon sayısını. Şimdi geldik %80'e. Şimdi %80'den %60 hedefine ulaşabilmek için Aralık ayına kadar eksi enflasyon olması gerekecek. Eksi enflasyon bırakın Türkiye'yi dünyanın gelişmiş ülkelerinde de yok. Yani eksi enflasyon olan ülkeler bile artık artı enflasyona geçmiş durumdalar. E şimdi eksiye geçebilmek için ne lazım? Üreticinin enflasyonunun düşmüş olması lazım. Ben de ekonomist değilim ama bu basit bir matematik aslında. Tabii. Üretici enflasyonu bu ay açıklanan %143.75. Yani tüketici enflasyonu 80'lerdeyken üretici hala onun çok üzerine bu şu demek. Üreticinin bugün yaşadığı enflasyon bugün malı üretecek. Bir ay sonra ürettiği şeyin maliyetini size bana yansıtacak. Dolayısıyla enflasyonun artarak devam etmesi olağan bir sonuç şu anda. Dolayısıyla 60 enflasyon hedefi eğer hani e, Cumhurbaşkanı herhalde onu söylemeye çalışıyordur. Ancak 2023 yılı için belki gerçekçi bir hedef olabilir. Tutturulabilir mi? O kısmını tabii ki Yalnız bilmiyorum. 23 mi 22 Ama mi? Ama 22 22'de şöyle diyor Erdoğan Cumhurbaşkanı: <Gülüyor> <Gülüyor> Enflasyon ee, yıl başından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik evet, edeceğiz tamam, diyor. Yıl başından sonra. Yani, yani tutar tamam. tutmaz ayrı tamam. Ocak, 22 22'de evet, olması tamam. mümkün Oca değil. Ocaktan sonra diyor hızlı bir e, inişine şahitlik edeceğiz diyor. Ocaktan sonra önce 40'lı, ardından 30'lu yıl sonuna doğru da yani 2023 yıl sonuna doğru da diyor 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden. Yani, çıkarmayı izanlıyor 2023'teki enflasyon hedefimiz %60. Yani Aralık sonunda 2022'de 1 liralık mal %60 60 olacak diyor. Ama e işte bu olarak. şu da demek. Bir lafa girerken öyle dedi ya Hakan Bey. Yani seçime bu durumda enflasyonlu bir Türkiye ile gidecek. Tabii. Ama işte yıl eğer e, y, işte %60'ı e, yıl başında tutturabilirlerse 60 65'i tamam. Abdülkadir'in de dediği gibi o bir iniş seyri izlenimi Tabii. verecek. Yani bir olumlu intiba verecek. Bakan, Belki yani seçmeni tatmin edecek. O şey olmalı. seçmeni bileceğiz evet. biz ne bilelim. İsmet Bey buyurun. Şimdi e, Onur Bey de söyledi. Sıkıntımız esas sıkıntımız şu. Yani üretici enflasyonu %145. Şimdi tüketici enflasyonu %80. Şimdi hiç kimse ürettiği malı zararına satmayacağına göre yani burada bir dengesizlik var. 65 puanlık, %65'lik bir fark var. Yani bu bunu bir izah etmek lazım. Yani o zaman sanayici zararına mal satıyor demektir. Yani bu kadar üretici bu Türkiye'nin rakamları üstelik de yani devletin rakamları. Şimdi buradaki bu farkın ya şöyle üretici bir anlamda kurtardığı ölçülerde piyasada malın devam ettiriyor ama bunu zaman içerisinde tüketiciye yansıtmak zorunda ya, ya da doğrudan ihracata çalışan kalemlerde ise. ha ihracata çalışan kalemlerde evet. olabilir orada da bazı sıkıntılarımız belki önümüzdeki evet. günlerde çıkacak bunun iki nedeni var birincisi biz genellikle dolarla ithalat yapıyoruz yani ara mal alıyoruz ham madde alıyoruz euro ile ihraç ediyorduk e, arada da bir dolar pardon bir euro bir onda e, iki veya da bir e, on sekiz dolardı yani avantajlıydık, ucuza ithal ediyorduk, mal ediyorduk, pahalıya satıyorduk. Şu anda dolar eurodan daha değerli hale geldi. Dolayısıyla o avantajımız da gitti. Bir de tehlike Avrupa'da sonbahara doğru, ciddi kasıma doğru, resesyondan Reses. söz ediliyor. O bizi de olumsuz etkileyecek. Ee, şimdi hesaplar da şöyle de yapılabilir, biraz önce de anlatmaya çalıştım. Yani biraz düşebilir mi? Şöyle düşebilir, Yıllık yıl sonu hesaplayacağımız için. E diyelim ki bu ay ne kadar fark etti. Geçen ay 79 küsürdü. Şimdi 80 küsür. Yani aynı ilave yarım ha, puanlık bir, bir e, par gelme şey fark geldi. Şimdi bu eğer bu şekilde devam ederse Eylül, Ekim, Kasım deniyor. 3 3 puan daha gitse diyelim ki 83. E tabii ne kadar gerçekçidir onu bilemem. 83 eder. Aralık'ta demin dediğim rakamlar geçen sene %14-15 olduğu için Hızlı bir şekilde bir 10 puanlık geriye çekecek. Aylık artış 1.46. 1.46. Evet, ee, yani aralıkta ciddi bir geri çekecek. Yani bu matematiksel bir durum. Geçen sene çok yüksek olup da bu sene düşük olursa, dediğim gibi %5 bile olsa 10 puanı aşağı çekecek. Yani bu nedenle yıl sonunda birazcık şu gözüken manzaradan belki biraz daha aşağıda bir sonuç çıkabilir. Ama bu tür işlerde bence biraz daha temkinli olmakta yarar var çünkü bir şey söylediğiniz zaman eğer tutmuyorsa hatta güven kayboluyor bu güven evet. de çok ciddi bir şey özellikle de ekonomide şimdi bakın daha önce açıklamalar yapıldı ekonomiden sorumlu bakan dedi ki Ocak ayında pik yaptı bundan sonra düşecek dedi sonra Nisan dedi sonra Aralık dedi yani oysa ki gerek yoktu bunlara durumu anlatırsınız halka durumumuz bu buna göre bir politika izleyeceğiz dersiniz ve bir güven verirsiniz. Bence bu tür kesin konuşmaktan biraz çekinmek lazım. Çünkü görecek bunu vatandaş. E güveni sarsılırsa e, sıkıntı doğuyor. Bence o tür bir şeye mümkün olduğu kadar e, ortam yaratmamak lazım. Peki çok teşekkürler. Abdülkadir bir şey merak ediyorum. Bu 2000 lira altı borçlar silinecek. Bu bunu nasıl yorumlamak lazım? O bazı da az buldum ben. Ben de az buldum biraz, evet. Doğrusu bununla ilgili olarak dört bakan bir çalışma yapmışlardı Ahmet Bey. Bu çalışma 7 Temmuz'da başlamıştı. 17 Ağustos günü de dört bakan bir araya gelmişti. Hangileriydi? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. Çünkü bu sektörlerin hepsi birbirini ilgilendiriyor. İcraya intikal etmiş borçlarda 2 bin liranın altında olanlar, bir de e, bu bankaların borçlarını alan sigorta şirketleri, bunların tasfiye edilip tekrar işlem yapacak hale gelmesi gerekiyor. Oldukça geniş bir tabanı ilgilendiren bir şey. Bununla ilgili açıklama yapıldı Nurettin Nebati tarafından ama Bakanlar Kurulu'ndan kararın çıkması gerekiyordu. O açıdan bu karar çıktı. Meclis açıldığında da yasal düzenleme yapılacak. Meclis açıldığında ilk gündem maddesi bu olacak. Ya bir bireysel örnek versene. Yani benim mesela telefon borcum var 2000 lira. icralık olmuşum. Bunu mu silecekler? Yani ne? Ben de onu diyecektim. Dört sektörü kapsıyor. bu. Hangi yani sektör? Sekiz sektörü beş evet. sektörü bile Evet, bin liranın altında olan e, icralık olmuş ama Elektrik, bir türlü karşılığı telefon. olmadığı için tahsil edilemiyor. Doğalgaz, bu tip şeyleri. tamam abi güzel şimdi değil mi? İcralık yok, olmuş çok güzel ama... ama karşılığı üzerinde mal varlığı olmadığı için tahsil edilemiyor. Tamam yani... Adam, yani vatandaşımızın 2 bin tam, liralık borcu, borcu yani. nedeniyle doğal Şimdi, gazı kesilmiş, telefonu kesilmiş, ona müdahale ediyorlar yani değil mi? Böyle bir şey bu, böyle bir çalışma. Evet. Ama mesela bankaları elektrik, kapsamaz. Suyu, bu. elektrik. 5 liranın altında kredi Ahmet Bey yoktur. elektrik, Habitmen, onu kapsamıyor. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon. Evet. Bunlar bu da 2 liranın altında olan, icralık olan borçları devlet ödüyor. Bir de dar gelirli vatandaşlarımız olan güzel abi, bu gelirli. tür borçları varsa 2000 2500 lira onları da e, üstlenmiş oluyor devlet. Ya ben Bir de dedin de... ne dedin onu tam anlamadım. Bir de Biz de devletten evet, devletten devlette bankalara borçlu olan bankalar bu borçlarını biliyorsunuz e, kuruluşla geçen sefer tartıştık finans kuruluşlarına satabiliyorlar. Bunlar çözülemediği için yeniden bir borçlanma ya da yeniden işte kredi kartı borçlarında bunlar yer alıyorsa bunu yeniden aktif hale getiremiyor. onları da devlet üstlenmiş olacak. Böylece o donmuş olan borçlar da çözülmüş olacak ama bunlar elektrik, su, doğalgaz ve telefon borçları doğrudan vatandaşa yansıyacak olan, rahatlama sağlayacak olan işlemler Direkt Yaklaşık dar gelirliği. Yaklaşık milyar da şey. falan, falan bir bütçeden mi? söz ediyoruz galiba. Şimdi e, yani tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması mutlaka bir özetti. Bu detaylandırılacaktır ama bizim ülkemizde özellikle son yıllarda şu başladı. Mesela özellikle dövizle e, alışveriş yapma yasağında oldu. Bir tane Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı. Onu açıklayan başka bir kararname çıktı. Sonra onu açıklayan başka bir Maliye Bakanlığı Genelgesi çıktı falan. Bu konuda belki de hazırlığı net yapmak lazım. Şimdi buradaki sorunlardan biri şu. 2000 lira altındaki dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Selvi ile dikkatle dinledim. Eğer yanlışsam lütfen düzeltin Sayın Selvi beni. 2000 liranın altında olan bütün borçları kapsayacaksa bu şu demek? Yani e, de, kurumun devlete ödeyeceği vergiden bunu düşecek ve tasfiye edilmiş sayılacak. Mesela adamın 3000 liralık borcu varsa ne olacak? Buna henüz yanıt yok. 3000 liralık borcun 2000 lirası mı tasfiye edilecek sayılacak yoksa hiç mi potaya girmeyecek? Birinci şey buna dikkat etmek lazım. Onu, evet, Onur Bey doğru. o şeyde bir yasal düzenleme getirilecek. Meclise bir yasal düzenleme sunulacak. O yasal düzenlemede bu tür ayrıntıları göreceğiz. Buna dikkat etmek lazım o ayrıntıda. Yani adamın 2000 liralık doğru. borcunun üzerinde doğru. varsa 2000 burada bir mahsuplaşma olması lazım. Doğru. İkincisi... Hayır mesela 2414 zaten. Aynen o 414'ü 414 tamam al borçlar, da bak şey, 2414 daha ile 1900 lira arasında bir fark olmamalı bu anlamda. İkincisi de... Bankaları kapsamıyor diyoruz ama aslında bankalarda kapsatılabilir buna. Sadece bankaların varlık yönetimlerine devrettiği borçlar değil. Neden bunu söylüyorum? Yasal olarak yasal altyapı kurulursa mümkün. Nasıl olsa devlet alacağı vergiden birebir mahsuplaşma yapacağı için maşallah bankalarında %500 kar ettikleri ülkelerde 2000 liralık olan icra takibine düşmüş borçlar onlar da buna dahil edilebilir diye düşünüyorum. Sektör şey olmaksızın. Tabi burada ne olmayacak? Ben şunu anlıyorum buradan kişilerin özel kişilere olan borçları yani kurumlar vergisine tabi olmayan alacaklıların alacaklı olduğu dosyalarda bu 2000 liralık sorun şey bu 2000 liralık e, mahsuplaşma olmayacak diye anlıyorum. İnşallah onları da ya Şimdi mesela bir, bir, şey olur. bir örnek vereyim Ahmet Bey isterseniz. E, Kemal Bey de Ankara Keçören'de bir aileyi ziyaret etmişti. Mesela aile doğalgaz borcunun birisini ödemiş, açtırmış. Başka bir borç gelmiş, ödeyememiş. Bu arada saati sökülmüş başka bir yerden abone olmuş o onu da ödeyememiş öbür saatte böyle donmuş sorunlar var ve bunlar çok alt gelir seviyesindeki evet. insanlar bir türlü de tahsil edilemiyor. O açıdan bu 2000 lira ya kadar olan borçlar çok geniş bir tabanı ilgilendiriyor. Mecliste Ekim ayında açıldığında ilk gündem maddesi bu olacak. Ya özellikle kredi kartı borçları açısından varlık yönetimine devredilmemiş borçlu ve icra takibine düşmüş borçların da mutlaka dahil edilmesi lazım. Çok ciddi bir icra icra yoğunluğu var. İstanbul icra daireleri da yetmedi. O başka adliyeye taşıdılar, başka binaya taşıdılar. O zaman buradan bu konuunda gündeme alınması lazım. evet gündeme alınması lazım. Yapıcı bir tutum alalım yani gündeme alınırsa o vatandaşlarımız da çok rahat eder ama bu çok geniş bir tabanı ilgilendiren Onlardaki yani... oranın 2500 liraya kadar olduğunu e, biliyorum Ahmet Bey. Bu varlık yönetimine devredilenlerde 2500 liraya kalan kadar olan borçlar. Devlet tarafından ödeniyor. Onu öyleydi de Cumhurbaşkanı bugün onu söylemedi ama. Söyledi mi? Cumhurbaşkanı sadece vatandaşa 2000 liraya kadar olan dedi ama yasal çalışmada o da var. O da varsa güzel. Yani Yani burada mutlaka bankaların genişletilmesi lazım vatandaş açısından. Ben de Abdülkadir evet. gibi hatırlıyorum. Evet. Böyle bir açıklama Hı -hı. yapılmıştı e, önceden. Hı -hı. Nebati Nebat yaptı değil mi açıklamayı Maliye Bakanı? Evet evet. Sayın Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamada var. Ahmet Bey, Dört Bakanın çalıştığı metin üzerinde de var. Yani izleyicinin doğru anlaması açısından söyleyeyim. Bu varlık yönetim şirketleri banka bu icra takibi yapıyor adama. Alamıyor. Ne yapıyor? Evine hacize geliyor, iş yerine geliyor, bulamıyor, alamıyor. Sonra bu borcu toplu olarak satıyor. Borç satıyor. Kime varlık yönetim şirketlerine? Evet. Bu sefer artık sizin yeni alacaklığınız banka değil de varlık yönetim şirketi tamam, oluyor. Tamam doğru. Burada 2500 lira diyorsunuz. Siz sayın Cumhurbaşkanı şimdilik 2000 dedi bu ayrımı yapmadı. Ama hangisi olursa olsun illa bu kadar beklemiş borç olmamalı bu. Yani banka varlık yönetim şirketine devretmediği borçlarda da bu 2000 liralık tasfiye sağlanmalı ki dar gelirliğe bir te, biraz daha olsun ya, bir nefes aldıralım. Kesinlikle öyle olsun da biz teknik detaylarını bilmiyoruz işte. Öğreneceğiz şimdi. işte. Şimdi önce evet. yol gösterici olabiliriz. Bir, bir de de şey dediği yani. de çok önemli. Şimdi 3 bin lira borcu var adamın. Bin lira fazla diye 3 bin ödeyecek. Halbuki 2 bin düşülecek mi ondan? Yani adam 1000 mi ödeyecek? Onu Abdülkadir bir cevap verdi ama bir daha verebilir misin böyle bir şey var mı hani o bu, buna yönelik ne var buradaki bu söylenene? Şöyle soruyu şöyle Ahmet, sorayım da. Ahmet Bey şöyle aslında hani anne... şey, şey yapalım. Mesela adamın 2050 lira borcu var. 50 lira fazla diye bu çıkan şeyle ilgili, uygulamayla ilgili 2050 mi ödeyecek bu yoksa 50 lira mı ödeyecek? Hakan Bey, benim bildiğim varlık yönetimine devredilenlerde 2500 lira ama kişisel olarak icralık olan elektrik, su, doğalgaz borçlarında 2000 liraya kadar olanlar. Hı. Ama üstü nasıl olacak? O konuda doğrusu yasa metni ortaya çıkmadan bir şey söylemem eksik Anladım. olur yanlış olur o yani boyutunu. kadar adamın 2014 lira. 2000'ini ben ödeyeyim, 500'ünü sen öde de diyebilirler. Ha varlık yönetimleri zaten borçları birebir tahsil etmek değil. Diyor ki senin 5000 lira borcun var. Gel seninle anlaşalım. Bankaya bunu faiziyle 5000 lira ödeyeceksin ama bana 1000 lira ana parayı ödediğinde kapatırım. Yani varlık yönetimlerinin öyle bir farklı sistemi var ama getirilen yasal düzenlemede nasıl yapılacak? şimdiden bir şey söylemek erken ve yanlış olur. Ya bu konuda yasa koyucu hatırlatma yapmak Hatı lazım. Kare... Gerçekten kaçıyor Türkiye'de. Ya ben bu. de onu söyleyecektim tam. Ee, bu iş meclise gelecek, mecliste tekrar ele alınacak, tartışılacak, o şekilde yasalaşacak mı? Yani bunun yolu o mu? Evet, evet Ahmet Bey, meclise gelecek çünkü ona bir geçici bütçe yapılmıştı biliyorsunuz, geçici bütçe yapılmıştı bir karşılık konulmuştu, meclise gelecek, mecliste ilgili komisyonlarda görüşülecek genel kurulda kabul edip çıkacak o arada önergelerle yükseltilebilir de düşürülebilir de değişiklikte de olabilir kapsamda e, genişletilebilir. O zaman Onur Bey'in burada ifade ettikleri biraz da o meclis sürecinde bu konuyu ele alacak olan milletvekillerine, komisyon üyelerine yol gösterici olabilir, bir tavsiye niteliği taşıyabilir. Umarız dikkate evet. alırlar. Evet, in, 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 inşallah dikkate evet. alınır. Yani iş evet, bitmiş doğru. değil, daha bunun Dikkatli bir diyor. meclis aşaması var, onu anlıyorum ben. Burada da bu muhalefet milletvekillerinin de evet. işe dahil edilmesi daha. hizmetin artmasına sebep olacak olabilir. Evet, muhalefette önerge verir. Mutlaka, dikkate almak lazım bin yani. 2500-3000 olsun, evet. şu olsun, bu olsun. Ya da Dem şu sektörleri de dahil edelim diyebilirler. Bizim şimdi aklımıza gelmeyen belki. Tabii ya da 10 lira, 100 lira, lira, akıl, lira, akıl, lira, lira yani. yüzünden bu, bunu kaçıran insanlar evet. ne olacak? Tabii ona bir de bir çözüm bulabiliriz. Mutlaka mahsup sistemi olması Tabii, lazım. 2000 lira kadarını me demek doğru. lazım. Evet. Ben me meclis aşamasını bekleyelim diyorum. Yani O zaten herhalde bir tartışma evet. da aç açar meclis aşamasında. Yani toplumsal bir tartışmaya da e zemin hazırlar o tartışmanın da besleyeceği bir takım Elbette. fikirler çıkabilir ortaya. Çok e, önemli bir süreç bu yapıcı bence. Yapıcı olmak lazım böyle bir süreçte. E şüphesiz tabii. Yani, yani hem muhalefetin yapıcı olması lazım, iktidarın da bu yapıcı muhalefete karşı da kapsayıcı olması lazım. Şüphesiz tabii. yüz katılıyorum. Evet. Yani sürecin öyle işlemesinde evet. yarar var. Çünkü bu sonuçla vatandaş lehine bir şey. Vatandaş lehine ne kadar düzenleme yapılıyorsa iktidarıyla muhalefetiyle bir arup. Bu düzenlemeleri yapmaları lazım ama tabii ki belli bir dengeyi de gözeterek, yani şimdi uçuk bir takım şeylerle, önerilerle... Ya, devlet de bütün vergilerini ya, şey yapacak hali yani, yok tabii. Uçuk ki. önerilerle bunu süreci baltalamamak da lazım, yani muhalefet açısından. şimdi Makullik üzerine da, birleşmek makul lazım. Makul bir e, çizgide tutmak lazım, o da önemli. Ama kredi kartları açısından hakikaten şunu söylemek lazım. Yani devamlı artık bütün bankalar kredi kartı limitlerini herkesin arttırıyor. Özellikle maaş, e, maaşlı... Yani maaşa bağlı kredi kartlarının limitleri devamlı artıyor. 2000 lira gibi rakamlar artık şu anda hani mevcut kredi kartı takibe düşmüş kart borçları için pek Demin bir şey ifade onu etmiyor. Söyledim. 2000 lira civarı artık yani az sayıda bir şey hariç, mudi hariç böyle kredi kartı limitli falan İleci çok olmuyor. az. Evet. Yani ben mesela duyuyorum 5000'in 10000'in altında bir kredi kartı limiti kalmadı. Ya asgari ücret 5500 lira şu anda en az iki katı veriliyor zaten. Demek ki ortalamanın 11000 lira ben olması gerekiyor yani... bir asgari ücret için. Ya bu şimdi Cumhurbaşkanı Şafak şeyle ilgili ne dedi? Yunanistan'la ilgili çok ağır konuştu. Mo terbiyesiz dedi. Ne dedi? Terbiyesiz dedi evet. Yunanistan. Muhatabımız ya değil askerine, dedi. Ne terbiyesiz dedi. Değil. Terbiyesiz dedi. Evet. Elime terbiyesiz kelimesini kullandı. Ne siyasi, ne siyasi, ne askeri, ne de ekonomik dengimiz değil. Değil. Dengimiz değil. Ve dedi. terbiyesiz kelimesi de çok enteresan. Ne var onda abi? Şimdi e, diplomatik dilde kızgınlığın yani şuranın gelmişliğin göstergesidir. Bu akşam demedi ya. Dedi terbiyesiz dedi. Terbiyesiz dedi mi demedi yaklaşık. mi Şafak Bulun ya. evet. Bir bakın ne siyasi ne askeri ne de ekonomik dengimiz ama esas en büyük açıklamayı geçen gün yaptı ya o terbiyesiz elbet, filan elbet, aşan elbet. bir açıklama ne dedi Teknofest'te şu anda Dede Ağaç'a silahları uçakları gönderiyor mu? gönderiyor. Yunanistan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor. E Yunan, tarihe bak, tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Ya bu Yunanistan'ı herhalde hop oturup hop kaldırmıştır böyle bir açıklama. Çok sert bir açıklama. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz. Yani bu, bu, onu yine dedi. Bu gece de dedi. Bu gece de dedi de hani bu esas bomba o İzmir'i unutma çok büyük bir cümle değil mi evet, ya? yani? Evet, evet. 100 yıl önce e, Kurtuluş Savaşı'nda bugün de demiş demiş evet Terbiyesiz abi, kelimesi şafak var. şimdi dedi evet çok ilgimi dedi. çekti de onun için. Genelde son dönemde, kullanmıyor Cumhurbaşkanı. Şöyle diyor. Değil? Son dönemde ülkemize yönelik tacizlerini ve terbiyesizliklerini artıran Yunanistan'la ilgili şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bizim muhatabımız değildir. Yunanistan ne siyasi, ne askeri, ne ekonomik bakımdan dengimiz ha. değildir. Ha nerede demiş de almamışsın Şafak. Dedi ya terbiyesiz diyor. Ha terbiyesizliklerini arttıran. Ha. Okay, tamam onu, onu biliyorum evet. Ya şimdi bir yorgoyla ne zaman konuşacağız? Ha Yorgo şeyi çok merak ediyorum. Cumhurbaşkanının bütün bu çıkışları benim bildiğim Yunanistan bizim buradaki bir yetkilinin herhangi bir yetkilinin mesela Dışişleri Bakanının mesela Milli Savunma Bakanının veya Dışişleri Sözcüsünün yaptığı en küçük işte adalarla ilgili, kıta sahanlığıyla ilgili en küçük bir açıklaması orada böyle hop oturup hop kaldırır onları yani Yunanistan'ı çok he, ciddiye alırlar. He. Çok tartışırlar. Öyle değil mi? Evet. Hepimiz biliyoruz bunu. Yani Cumhurbaşkanının bu son son günler hem bu akşam hem de geçen Samsun'da yaptığı açıklamalar üzerine herhalde bütün günden bu olmalı diye düşünüyorum. Ee, Hürriyet Atina temsilcisi Yorgo Kırbaki'ye döneceğiz. Ne diyor Yunanistan ee, diye birazdan ama birazdan bağlanacağız. Ha, hazır mı Yorgo? Harikasınız. Yorgo? Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ya, buradan efendim. çok sert açıklamalar e, yükseliyor. Cumhurbaşkanı İzmir'i unutma dedi, bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bütün günden bu mu şu anda Yunanistan'da? Atina 3 gündür Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Cumartesi günkü konuşmasında Yunanistan ile ilgili sözlerini tartışıyor. Erdoğan'ın önceki söylemlerinden farklı konuştuğu belirtiliyor Atina'da. Özellikle ilk defa işgal edilmiş adalar ifadesini kullandığı bir gece ansızız gelebiliriz demesi hmm. Atina'da epey heyecan yarattı Ahmet Hakan. He. Şimdi Yunan hükümeti bu açıklamalara bence soğukkanlı yaklaşmak izlenimini vermek istiyor gibi bir e, tutumla yaklaştı. Yani fazla önemsemiyormuş gibi göstermeye çalıştı. Yunanistan e, her türlü sınırı aşan bu çılgınca beyan ve tehdit yokuşunda Türkiye'yi ta takip etmeyecektir dendi Yunan Dışişleri'nin açıklamasında. Yunan Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi bu açıklamalardan dolayı NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Amerika'ya ve Birleşmiş Milletler'e de şikayet edeceğini belirtti. Ee, Yunanistan'da bu konuda şikayet mektupları bile hazırladı. Önümüzdeki günlerde, günlerde gönderileceği söyleniyor. Peki ee, Yorgo bir şeyi merak ettim. Yani e, böyle sert bir karşılık vermeme çabası mı var Yunan hükümetinde? Son dönemde bu var. Son zamanlarda bu var. Yani e, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, gerekse Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarına Türkiye işte revizyonist bir politika izliyor. Biz bu konuda Türkiye'yi takip etmiyoruz bu retorikte. Bu söylemde Yunanistan uluslararası hukuka uygundur şeklinde falan açıklamalar yapılıyor devamlı olarak Atina'dan. Peki şimdi şeyde basın, medya ne yapıyor? Yani orada o, böyle bir feveran diye var diyeceğim. mı? Şimdi, medya gelmeden önce Ahmet Hakan Atina'da iki farklı görüş var. Şimdi biri büyük bir kız yaşanabileceği Erdoğan'ın ne yapacağının önceden kestirilemeyeceği. Dolayısıyla Yunanistan'ın çok dikkatli olması ve hiçbir şekilde sıcak bir olaya sürüklenmemesi gerektiği şeklinde bir görüş bu. Bir, evet, bir diğer görüş ise Erdoğan'ın söylemlerinin arkasında Türkiye'deki iç siyasi durumun bulunduğu. Yani Türkiye'de önümüzdeki yıl yapılacak seçimler öncesi Yunanistan aleyhinde bir ortam yaratılmaya çalıştırıldığı şeklinde. Ama bir görüşte de, iki görüşün de birleştiği bir nokta var. Türk-Yunan ilişkilerinde uzun bir gerginlik kriz dönemi önümüzde görünüyor. Bu Peki, şekilde söyleniyor. Yorgo medyaya geçmeden bir şey soracağım. Yani Türkiye'de de şöyle bir yorum tarzı var. Ee, ya mesela bu e, tacizler. Ee, işte e, 3722 saniye radar kilidi atılmış mesela filan. Bütün bu Yunanistan'dan gelen ve Türkiye'nin şikayet ettiği, itiraz ettiği, isyan ettiği tacizlerle ilgili de Türkiye'de şöyle bir yorum yapılıyor. Yunanistan'da seçim var. Ondan yapıyorlar bunu diye. Bu da söylenebilir. Yani şunu söyleyebilirim, e, Miçotakis e, eski gücünde değil. Yani e, e, Yunanistan'da 3,5 yıl yaklaşık iktidarda Miçotakis, bu üç buçuk yıl içinde yapılan tüm anketlerde rakibi Çipras'tan sürekli 8-10 puan öndeydi. Bu 8-10 puan önde olmasının bir nedeni de Türkiye ile ilgili politikasıydı. Yani e, Miçotakis'in vermek istediği mesaj, Bakın ben Türkiye ile baş edebiliyorum, Çipas bunu yapamaz şeklindeydi. Şimdi e, gerek enerji krizi, gerekse hayat bağlılığı, enflasyon, bir de Yunanistan'da patlak veren TED'e kulak skandalı nedeniyle ilk defa anketlerde bu makas 6.3'e kapandı. E, tabii bu kadar gerginlik, bu kadar gerginliğin retorik düzeyde kaldığı sürece Mito işini yarayabilir onu söyleyebilirim. Ancak e, bir sıcak olay, bir kaza e, sanırım hiçbir Yunan başbakanının işine gelen bir şey olmaz. Çok net, gayet çok güzel anladım. E, o zaman hükümet Yunanistan'da e, temkinli e, gerginliği e, sürdürmek ister, diyebilir miyiz? Kontrollü bir gerginlik diyelim Ahmet Hakan. Bir daha Kontrollü söyledim. bir gerginlik. Kontrollü, Kontrollü gerginlik. Eyvallah. Tamam. Yani bu Şimdi, da e, e, Yunan iç siyaseti için e, gerekli onlara. E, işte, bu az önce Türk Savaş uçaklarına kilit atılması ile ilgili olarak e, bahsettin. Çünkü Yunanistan şu ana kadar hala S300'lerden herhangi bir kilit atılmadığını iddia ediyor. İnkâr ediyor. Günan medyasında dikkat ettim ...iki gündür. Efendim bu uçaklar e, S300'lerden değil de Yunan Savaş uçakları tarafından kilit atıldığı şeklinde iddialar var. E, bir de e, bu S300'lere yaklaşımları da çok farklı. Yani biz bu S300'leri 23 sene evvel Amerika'nın isteğiyle, NATO'nun onayıyla, rızasıyla aldık. Bunlar Kıbrıs'ın kesimine gidecekti. E Üstelik de diyorlar ki yani S-300'ler ile S-400'ler arasında teknik açıdan hiçbir kıyaslama yapılamaz. Tabi Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesajlar da bu S-300'ler ile ilgili Yunan iddialarını biraz destekler şekilde görülüyor. Peki Yorgo, e, Türkiye'de diyor ki hani S-300'lerden bizim savaş uçaklarımıza yönelen e, tehditlerin delilleri var elimizde. Onu NATO'ya götüreceğiz diyor. Yani karşılıklı o zaman e, bir inkar var. Öbürü benim elimde delil var diyor. Böyle bir e, o konuda bir büyük bir gerilim var. Galiba. Pardon? Ee, şeyi verdiler. tüm Milli Savunma Bakanlığı. Kilit, at, kilit olayının belgelerini verdiler. Belgelerini verdiler. İşte artık ona uluslararası kurumlar NATO bakalım nasıl bir şey yapacak. Medya. Şimdi Yorgo ben şunu merak ediyorum. Bak İzmir'i unutma diyor ya. Mesela bu böyle bir Yunan e, kamuoyunda, e, Yunan hafızasında, Yunan algısında böyle büyük bir travmaya yol açacak cümle değil midir? Bunun yol açtığı bir problem yok mu Atina'da? 1922 e, Yunanistan'da yüzyıllık taşıdığı bir travma. Yani e, Türkiye Kurtuluş savaşı diyor. Yunanistan küçük Asya felaketi diyor. E, tarihsel olarak yaklaşım yani Yunanlı'nın DNA'inde var bu e, 22'ye yaklaşımı Kurtuluş Savaşı'na yaklaşımı e, bunun ötesinde şimdi er, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz lafı da 1974 Kıbrıs hmm. e, barış harekatını hatırlattı Yunanlı'nın yani hmm. e, ondan dolayı az önce de belirttiğim gibi bir heyecan yarattı. Bir panik havası esti biraz. Yani o kadar büyük değil ama bir panik havası esti bu açıklamalar üzerine. Medya tartışıyor mu peki? Çok böyle adam akıllı. Ya da televizyonlarda. E, televizyonlarda. Tartışıyorlar. tartışıyorlar Televizyonlarda da tartışıyorlar. Medyada da tartışıyorlar. Tabii yaklaşım farklı. Mesela hangi Türk yetkinin ne derse desin hemen başlık tehdit. İşte heyzan, tahrik hemen böyle bir yaklaşımla işte Erdoğan çıtayı yükseltti. Hulusi Akar yine tehdit etti. Öyle bir öyle bir e, anlayışta, öyle bir... Yani propaganda işliyor, onu söyleyeyim. Yani dışında propaganda işliyor, çok basit. Yani o, o, o dili kullanıyorlar yani. Tabii ki öyle bir dil kullanacak. Kendi çıkarları, ulusal çıkarları açısından böyle bir yaklaşımı seçiyor olabilirler. Onu yadırgamıyorum ama yani bu bir... E, şunu şu, Yorgo senin söylediğinden şunları şunu anladım. O önemli altını bir daha çizelim. Yunan hükümetindeki temkin e, ve kontrol duygusu e, çok fazla. Böyle diyebilir miyiz? Yani böyle bir başlık atabilir miyiz? Öyle görünüyor. Yani Amerika'dan gelen mesajlar da, Avrupa'dan gelen mesajlar da. Yani siz yanılmıyorsam dün akşam da bu sabah. Ee, AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti'nin bir açıklaması var. Yunanistan'ın destek çıkan bir açıklaması var. Ee, AB'de ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen mesaj vardı. Ee, Türk, Yunan kamuoyunun bunu söyleyebilirim. Miçotakis'in Türkiye politikasını onayladığını söyleyebilirim. Yani e, bu politikayı yani ben Türklerle baş edebiliyorum politikasını, onayladığını söyleyebilirim. Ee, ama buna karşı müçotaks az önce de belirttiğim gibi hayat pahalılığından, işte enflasyondan, enerji krizinden, bir de telekulak skandalından zor bir dönem yaşıyor. En büyük rakibi Çipras mı şu anda? Evet, e, Çipras. E, Çipras'ın söylemlerinde aslında Türkiye ile ilişkilere baktığımızda müçotakisten pek farklı değil. Ama daha böyle yapıcı gibi... Ee, bir takım izlenimler alıyorum Çipras'ın politikasının yani e, şöyle söyleyeyim e, Çipras hanedanlıktan gelmiyor yani tabiri caizse çipras sokaktan gelen bir politikacı e, genç yaşında da başbakan olduğunda e, daha, daha böyle esnek bir politika izlemeye çalışıyordu unutmayalım 8 darbeci askerin e, Yunanistan'a kaçtığında başbakan Çipasta e, pek iyi yürütememişti o konuyu da onu da hatırlayalım. Doğru. 15 Temmuz'dan e, sonra doğru. Yani e, Türkiye konusunda iki iki parti arasında, iki lider arasında Çipasta Müchotakis arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyebilirim. Yani Dede açtan evet. bahsediyoruz. Dede Ağaç'ın başlaması ediyorum. da Çipras döneminde. Doğru, doğru bir seçim tarihini sorar mısınız Yorgo Bey? E? Ne zaman olacak? Ne işte? zaman seçim Yorgo Yunanistan ee, seçimi? Büyük bir yani önümüzdeki yılda büyük bir ihtimalle Mayıs ayında. <laughs> Türkiye gibi aynı. Gel aynı aşağı çok yani. acayip yani evet. Yorgo çok teşekkürler. Ya hakikaten iyi oldu ee, Yorgo Kırbaki. E, Atina'dan Ve uzun yıllardır. Izleriz tabii orada. tabii. Ahmet Bey mürriyette... bir şey sorabilir miyiz? Ne oldu? Son dakika bir gelişmesi var. Bir şey sorabilir miyiz Ahmet Bey? Ya Yorgo'ya veda edelim. Çünkü neyle ilgili? İsmet Bey? Ee, yeni bir haber düştü de bizim çok itiraz ettiğimiz Yunanistan'da bir e, kamp var. Bu kampla ilgili bir Yunan e, por haber portalı bir e, haber yaptı. Türkiye'yi yalanlamak için ama oradaki yayınladığı fotoğraflar, işte Apo'nun posterleri, Sakine Cansız'ın posterleri sanki o kampı deşifre etti. E, medyada şu anda bu tartışılıyor. Haberi var mı acaba? E, Yorgo? Haberim var ama meslekte uzun yıllar olduğumdan pek buz kabuğuna basmamaya çalışıyorum. <laughs> Eğer e, Türkiye'nin İçişleri Bakanı iki gün önce Lavrion kampı için açıklamalarda bulunuyorsa ve iki gün sonra bir Yunan haber sitesi Lavrion'dan görüntü veriyorsa... Bu görüntülerin pek ifşa edici bir içerik taşıyacağını zannetmiyorum. Yani tam tersi orada bir şey olmuyor izlenimini vermek isteyeceğini tahmin ediyorum. E benim gördüğüm resimlerde kampta işte Abdullah Öcalan'ın, PKK'nın önde gelen bazı isimlerinin resimleri, posterleri var. E, yani o şeyin içinde küçük çocukları gösteriyorlar. Yani kampta bir şey olmuyormuş falan. Yani o izlenim yaratmak istiyor. Ben bu karadayım. Peki. Yorgo çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, önemli, o, o, çok önemli. Yorgo bizim hürriyetin Atina muhabiridir. Atina temsilcisidir. Ee, kendisini çok severiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Yorgo. Yorgo Kırbaki. E, Yunan, e, Yunanistan tarafındaki durumu anlattı. Şimdi ya şu şeye gel, şu haritanın başına Oğlum. bir geçelim Hakan Bayrakçı. Şivesi de güzeldir. Yani Türkçeyi mesela Rum şivesi gibi konuşmaz. Yok yok evet evet. Yorgoyla. Evet. Şafak bu ne? ABD üstleri Yunanistan'ın nasıl ablukaya aldığına dair. Yani Cumhurbaşkanı'nın bize sökmez dediği şey bu. Yani. <laughs> Cumhurbaşkanı e, bunu küçümsedi ne deng, ne siyasi ne ekonomik ne askeri dengimiz değil dedi. Ee, şimdi aslında bu, bu akşam Cumhurbaşkanının Yunanistan için kurduğu şu cümleyi şu harita üzerinden bir tahlil etmeni rica edeceğim. Estağfurullah. Ee, şunu da lütfen alalım. Şimdi bir de bir taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki ya diyor bu Yunanistan diyor ne askeri olarak ne ekonomik olarak e, bizim dengimiz sayılmaz diyor, olamaz diyor. Dengimiz değil diyor, muhatabımız da değil diyor. Fakat bir yandan da şimdi bu haritadan, ne? Buraya geçmeni istiyorlar. Peki. Bu haritaya baktığımızda ise böyle bir şey görüyoruz. Yani bir kuşatma hali. Nedir bu kuşatmanın unsurları? S-300'ler var işte e, Girne'de. Ondan sonra Kıbrıs'ta demir kubbe diye bir şey yapmışlar. Her taraf Amerikan üssü filan. Sınıra çelik duvar, tank savar hendeyi, geçici Amerikan üsleri. Şimdi hepsini birden baktığımızda da dengimiz değil ama bir, bir kıpırtı var burada, bir, bir çaba var. Hakan Bayrakçı, dengimiz değil cümlesi ve bu durum, bu tablo. Nasıl yorumlamak lazım? Şimdi Cumhurbaşkanı bir kere dengimiz değil lafını ülke olarak Herkes birbirine her anlamda denk ama şu anlamda kullanıyor. Mesela ekonomide dengimiz değil diyor. Niye diyor? İşte ihracata bakıyor, ithalata bakıyor. Rakamlar. Rakamlara bakıyor. Ülkenin genel ekonomik potansiyeline bakıyor. Nüfusa bakıyor. Şimdi de, dengimiz değil dediği bir kere bu bir. Yani ekonomik olarak hakikaten öyle. Parametreler bunu gösteriyor. Tabii rakamsal evet. parametre. E, silahlı kuvvetlere bakıyorsunuz. Türkiye'nin tank sayısı... Yunanistan'ın tank sayısı, uçak sayısı, gemi sayısı hatta. Yani ki uçak da onlar açık kapadılar o kadar senedir ona rağmen. Şimdi bu böyle bir denklik yok hakikaten. Ama pardon şimdi Türk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı gücü sadece Yunanistan'la ilgili değil, Orta Doğu'yla ilgili de değil. Yani şu kuzeyimizdeki Rusya hariç Şöyle geniş bir mesela 2000 kilometrelik falan bir yarı çap çizin. Ee, yani işte NATO'nun en güçlü 5 devletinden biri ya. Yani daha ötesi var mı? Dolayısıyla zaten Türkiye'nin ciddi bir Türk silahlı gücü var. E orada da denk değil. Peki tamam. Ben bu ifadelerden de şunu anlıyorum. Diyor ki ya diyor burada ticaret yapacağız. Turizm olacak. E, milletlerimiz işte refah düzeyi artacak. Bunlarla uğraşacağımıza bizi niye Amerika'nın bazı planları doğrultusunda yani bu laflardan bu çıkarımı ben yapıyorum. Bu bir, bu bir takım ya da küresel güçlerin planları doğrultusunda iki tane gül gibi geçinecek komşuyu niye geriyorsunuz diyor. Geriğini mi biz yapmıyoruz diyor. Hayır bunu çıkart o, o sözlerden bunu çıkartmaya gerek yok. Cumhurbaşkanı epey bir süre bu mesajı verdi. Ha, diyor, vermişti yani. Tabii tabii. Sonra baktı Michotakis bu noktaya gelemedi bir türlü. Onun üzerine artık ben Michotakis'le görüşmem benim muhatabım değil dedi. Yani yoksa söylediği şey şuydu yani gel beraber arayalım şu petrolü, doğalgazı, beraber bir şeyler yapalım. Hakkaniyetli bölüşüm içinde e, bölgede iki ülke dost, komşu ve kendi çıkarları açısından da en iyi şeyi yapsınlar mesajı aynen, veriyordu. Aynen. Ama benim şöyle bir kanaatim var. Yani Yunanistan'ın tutumuyla ilgili söylüyorum bunu. Şimdi ben Yunanların Türkiye'den böyle bir saldırı korkusu falan diye düşündüklerini sanmıyorum açıkçası. Bu kişisel kanaatim. Şimdi Yunanistan'da müthiş bir ekonomik sıkıntı var. Yorgo anlattı az önce. Tabii ki. Bu epeydir var. Yani bu son iki, bir 1,5 küresel yıl... ekonomik ha, kriz değil. Ülkeni, evet. Özel küresel, olarak Yunanistan Özel olarak Yunanistan'da bu kriz epeydir var. Şimdi kim bilir? Biz e, detayları bilmiyoruz. Yani Amerika'nın buraya çizdiği bu senaryoya peki demesi için bu sadece iç politika malzemesi olamaz. Yani Yunan halkı bu gece yatıyor, Türkler sabah saldıracak falan bu devirlerin geçtiğini Yunanlar da biliyor. O yüzden şey yok. o yüzden bu Amerikan üstlerini al, a, kabul ha. etmiş değiller. Abi diyorsunuz. başka bir mevzu var. Başka bir ekonomik sebepler var. Yunanistan düze çıkmak için ekonomik anlamda siyasi zaten Avrupa'da bir Yunanistan'ın her zaman avantajı var. Yani Yunan Yunanistan Avrupa'nın böyle öz evladı gibi özel evladıdır hep işte demokrasinin beşiği bilmem felsefeyi bilmem milattan önceki e, oradaki uygarlık nedeniyle Avrupa bayılır. Yani Yunanistan hayranlığı hep vardır. Yunan hayranlığı vardır. Hatta örneğini de şey verdim. Mesela Amerika 1700'lerde kurulmuş bir devlet olduğu halde bugün Amerika'da bakın resmi daireler, mahkeme adliye binaları Efendim ne bileyim o o o şehirdeki herhangi bir Amerikan şehirindeki resmi binalar inanın ya Roma mimarisidir ya Yunan mimarisidir. Üç tip Yunan sütunu var ya Korint, İyon, e, Dor. İnanın sütunlar bile hala o İyon sütunu falan modelindedir. Üç tip Yunan sütunu olduğunu biliyordum ama isimlerini bilmiyordum abi. Sen gerçekten nasıl biliyorsun bunları ya? Evet, okumuştuk vaktiyle okuduk çok. Şimdi yani hayır o mimarilere peki, bakın. Bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye, Yunan hayranlığı var. Peki Türkiye'nin kendilerine saldırmayacağı konusunda eminlerse bu Amerikan üslerini buraya niye yığdılar bu Yunanlılar? İşte orada diyorum ki o Türkiye'ye karşı tedbir olsun falan diye değil. Yani ben inanın Yunanistan'da anket yapılsa ki vaktiyle birkaç yıl önce değil 10 yıl önce falan bir anketi görmüştüm. Türkiye'den korkuyor musunuz? Türkiye saldırır mı filan? Yunanlarda böyle bir endişe yok. Peki bu ne bu üsler peki? Ha, bu üsler politik falan deniyor ama bence Yunanistan'ın tamamen ekonomik sebeplerle düze çıkmak için bir verdiği bir takım tavizler. Peki Amerika, ben böyle tahmin ediyorum. Peki Amerika'da ne yapmak istiyor burada bu Aa, O derin soru. Yani ona 10 tane uzmandan ayrı yorum alabilir. İsmet Bey ne diyorsunuz Hakan Bey'in bu yaklaşımına? Yani biraz ekonomik e, çıkarlar elde Yunanların etmek için Yunanlar diyor bu işi yapıyorlar. Sizin görüşünüz ne? Şimdi e, dikkat ederseniz haritaya baktığımız zaman karşımızda Yunanistan yok. Amerika var. Amerika var. E, yani o o o kadar üstü niye e, oraya yaparsınız ki? yani Amerika'ya lazım olacak bir üs olsa Yunanistan'da hadi diyelim ki bazı işleri görmek için. Bir tane üs olur iki tane üs olur. Orada yanılmıyorsam şu anda 12'ye yaklaştı üs var. Ayrıca savunma anlaşması çerçevesinde olağanüstü durumlarda Yunanistan'daki tüm havaalanlarının Abi. ve e, askeri tesislerin ne? kullanma hakkını da aldı. Son savunma ne? işbirliği anlaşmasında. Ne? Yani o nedenle buradaki sorunu bence Yunanistan diye görmemek lazım. Türkiye burada Amerika ile karşı karşıya yani olayı bence bu çerçevede değerlendirmek lazım zaten onu sordu yani Amerika'nın planı ne acaba diye sordu Çünkü ben Yunanistan'ın planını şöyle Amerika'nın planı çok açık Amerika burada Türkiye'yi kuşatıyor Evet ee, yani Olur. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ya olabilir e, Efendim bunları Rusya'ya karşı yapıyorsunuz bunu yemezler diye e, kastettiği de oydu zaten bana göre yani çok net bir şekilde Türkiye'ye kuşatılmaya çalışılıyor. O harita, o Amerikan üsleri Kıbrıs'ta kesilmiyor. Yalnız devam da ediyor. Suriye, Fırat'ın doğusunda var. Çok sayıda üssü. Irak'ta var çok sayıda üssü. Yukarı çıkın Bulgaristan, e, Makedonya, Romanya. E, hatta Gürcistan'da yaptığı anlaşmalar var. Yani bu nedenle Türkiye'nin etrafı neredeyse İran ve Rusya sınırı dışındaki bütün ülkelerde Amerikan'ın üssü var. Yani bunlar... Ee, bu kadar silah yığıyor. Bir de hala silah yığmaya devam ediyor. Dede Ağaç'a biliyorsunuz daha yeni 2000 küsür zırh araç daha getirdi. Yani bunlar niye getiriyor? Hı. Yani oraya niye yığıyor bunları? Yani bunun bir herhalde mantığı Hı. olsa gerek. Cumhurbaşkanı bence olayı gördü. E, onu yapıyor. Bakın adalara e, dikkat çekiyor. Peki Türkiye'nin bu koşullarda, bu şartlarda özellikle Girit'ten sonra Girit'e çok geniş yatırım yapıyorlar. E, Amerikan hibe yardımıyla yapılıyor. Girit'i de eğer iyice yerleşiyorlar, bu sağlandığı zaman e, Türkiye'nin e, deniz kuvvetlerinin açık denize açılma şansı var mı orada kontrol etmeye kalksa? Yok. Peki Rusya'nın çıkışı var mı? O da yok. Rusya'nın deniz taşımacılığının %65'i e, boğazlardan yapılıyor, Ege'den yapılıyor. Yani Girit'in sağına soluna bir bakarsanız bunu görürsünüz. Orada iki tane geçiş var. İkisini de denetim altına alıyor ve e, en büyük darbeyi unduruyor. Hem Rusya'ya hem Türkiye'ye karşı. Bugün mesela Rusya'dan gelen bir yetkili vardı. E, İktidar Partisi e, yetkililerle görüştüler. Bizimle de bir e, büyük elçilikte sohbet ettik. Orada yaptığımız sohbette de 3 e, aşağı 5 yukarı Rusya'da işin farkında olduğunu e, Söyledikleri tabi onlar diplomatik anlamda tam e, açık konuşmuyorlar ama cümlelerinden edindiğimiz intiba e, Yunanistan'a yapılan yığınağın ve Yunanistan'daki Amerika varlığının e, hem Türkiye'yi hem de e, Rusya'yı hedef aldığını e, net bir şekilde hissettirdiler bugünkü e, sohbetimiz sırasında da. Ben Yunan toplumunda bir Türk saldırısı gelecek korkusu yoktur derken şunu kastediyorum. Şimdi 1821 yılında Osmanlı toprağı olarak Osmanlı toprağı olan bir toprak bağımsızlığını bizden almış. 1821, 201 yıl oluyor. 201 yılda kendini güçlü hissettiği dönemler oldu Osmanlı'nın. Evet 1800'ler sıkıntılı yılları ama mesela 1897 Türk Yunan Harbi vardır. Dömeke Savaşı filan vardır meşhur. Ama hiçbir zaman Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de genel yarımada anlamında yani şu Anakara denilen Yunan Oran. yarımadası anlamında asla bir saldırı planlamamıştır da yapmamıştır da hmm. Türk devletinin 200 yıllık Yunan e, bu anlamda konsepti bir gram işgal niyeti taşımaz. Ha, adalar tartışmalıdır çünkü siz yani dünyanın en tarafsız adamını getirin. Hiç bu işle ilgilenmemiş bir adamı getirin. Şurada iki devletin arasında bir deniz göreceksiniz. Ya bu denizdeki adaların tamamı turuncu yani Yunan adası. Ya bunların içinde bir tane sarı yok mu ya? Bir de, bir de şuraya bakın. Mesela Yunanistan'a diyelim 500 kilometre kuş uçuşu uzaklıkta. E sizin burnunuzun 14 kilometre dibindeki ada. Bir tane bile bir adalar probleminin dışında Türkiye ile Yunanistan'ın zaten yani şurada bile sınır şey bile problemi olmaz. Bunu Yunan toplumu da böyle hisseder. Bir de şunu unutmayın. 1926'da büyük bir mübadele yaşandı. Buradan oraya milyon Rum Yunanlı gitti. Oradan buraya da milyon Türk geldi. Yani özellikle şu bölgedeki Türkler geldi, kuzeydeki. Bu gidiş gelişte ki 50'li yıllarda bir fasıl daha 70'lerde bir fasıl daha buradan oraya bir göç daha oldu. Mesela o insanlar artık Türkiye'den nefret ediyoruz modunda değil. Asla. Asla değiller. Hatta özlüyorlar Türkiye'yi. Tabii ki. Hatta geliyorlar, Tabii. ziyaret Tabii. ediyorlar. Abdülkadir sen ne diyorsun bu gerilime? Yani e, şunu soracağım. Yani şimdi ortada bir gerilim var. Az önce Yorgo Kırbaki Yunan e, tarafının Atina Atina'lı yetkililerin yaklaşımını özetledi. Türkiye ne yapmak istiyor? Yani Cumhurbaşkanı son 3 gündür, 4 gündür özellikle dozajı arttıran bir eleştiri içinde. Amaç ne? Yani Erdoğan hangi mesajı vermek istiyor? Niye dozajı arttırıyor? Bir gece ansızın gelebiliriz demesi, adalardan bahsetmesi, İzmir'i unutma diyerek 100 yıl önceyi hatırlatması... Ne olabilir amaç? Ahmet Bey Miçotakis ilk seçildiğinde Türkiye'ye gelmişti. Biliyorsunuz babasının da o darbe döneminde Türkiye tarafından korunmasından kaynaklı olarak bir o ailenin Türkiye ile ayrı bir ilişkisi var. Aile tarihlerinde de Türkiye'nin ayrı bir yeri var. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı bu bunu bir yurt dışı gezisinde ifade etmişti Miçotakis. Erdoğan'a diyor ki üçüncü ülkeleri araya sokmayalım. Biz sorunlarımızı birlikte çözelim. Aynı şekilde Yunanistan Savunma Bakanı da Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın generallikten beri tanıdığı bir isim. İkisinin arasındaki konuşmada da üçüncü ülkeleri araya sokmadan bir sorun olduğunda süratle karşılıklı olarak konuşarak çözelim şeklinde. Cumhurbaşkanı Miçotakis'le görüşmeden çok memnun kalmıştı. Hatta siz de biraz önce ifade ettiniz. Ege'deki bir takım e, petrol, doğalgaz aramalarını birlikte yapabileceğimizi, e, turizm konusunda işbirliği yapabileceğimizi bu tür açılımlar yapmaya hazırlanıyordu. Ama birçok taksi Türkiye'den gittikten sonra tam tersine özellikle Amerikan Kongresi'ndeki konuşmasıyla da tüm köprüleri atan bir pozisyona geldi. Ve o tarihten itibaren de sürekli olarak işte S-300'lerden ya da... E, Yunanistan savaş uçaklarından NATO görevi yapan bizim savaş uçaklarımıza kilit atılmaya başladı. Ankara'nın politikası şu. Ankara Yunanistan'ı kışkırtan gücün Amerika olduğundan hiç şüphesi yoktur. Yunanistan'da kurulan üslerin ve Yunanistan'ın e, silahlandırılmasının Rusya'ya karşı olduğu tezine de ikna olmuş değil. Bu konuda da kuşkuları var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti ama Ankara şunu da görüyor. Yani bir e, Ukrayna Savaşı'nda Zelenski'nin düştüğü pozisyona ya da Putin-Zelenski'nin ikisinin bir savaşa sürüklenmesi ya da Tayvan üzerinden Çin'i kışkırtmak gibi belli ki Amerika bölgeyi dizayn ederken kendi kontrollü krizleri ve kendi kontrolünde savaşlar çıkarmaya çalışıyor. Biraz önce Yorgo de kontrollü gerilim diye bunun çok iyi adını koydu. Türkiye bu tuzağa düşmemekte kararlı. Ancak yani bir Yunanistan'la bir çatışmaya girmek, bir sıcak savaşa girmek gibi Ankara'da böyle bir hava yoktur. Hatta bunun çok yanlış olduğu düşünülüyor ama diğer taraftan da bu milletin hukukunu korumak gerekiyor. Devletin gücünü göstermek gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı seviyesine artık geldi. Cumhurbaşkanı uzun bir süredir sessiz kalmıştı ama son bir haftadır Cumhurbaşkanı seviyesinden bu mesajlar veriyor. Dediğiniz gibi İzmir'i unutma. Onlarda bir travma. Kıbrıs Barış Harekatı'nın parolalarından birisi bir gece ansızın gelebiliriz. O da doğrudan Yunan halkına verilmiş bir mesaj. Cumhurbaşkanı gerilimi böylece verdiği mesajlarla kontrol altına alacağını, Yunanistan'ın bir çılgınlık yapmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyor. Aslında Yunanistan şımartılıp bir çılgınlık yapmasın diye bu sözler söyleniyor, bu mesajlar veriliyor. Ben Peki, öyle okuyorum. Esas bir mesaj savaş Esas mesaj Ankara'da. Esas mesaj Yunanistanın arkasındaki Amerika'ya olabilir mi? Kesinlikle zaten Sayın e, Cumhurbaşkanı da bir maşa dedi. Bu maşaya değil, daha e, daha önceki konuşmasında bir maşa olarak gördüğünü ifade etti. Asıl onun arkasındaki ağa babalarına sesleniyorum şeklinde konuştu. Zaten Yunanistan'ın bu kadar gemi azıya alması, bu kadar şımarması da hem tarih boyunca da hep öyle olmuştur. Ya birileri Fransızlar, İngilizler şımartmıştır. Bir dönem Ruslar şımartıyordu. Şimdi de Amerikalılar çok şımartıyor. Ben gördüğüm Cumhurbaşkanı en üst seviyeden mesaj vererek haddini bil ve Amerika'ya da Bak bunu fazla şımartma, sonucuna katlanmak zorunda kalırsın mesajını veriyor. Onur Bey. Şimdi Ahmet Bey bir şey ekleyebilir miyim? Lütfen. E, şimdi e, Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasında işgal edilen adalar ifadesini kullandı. Bakın burası bence önemli bir nokta. Çünkü adaların işgal edildiğini ve anlaşmalara aykırı bir şekilde e, kullanıldığını söylüyor. Bu Türkiye'nin zaten biliyorsunuz daha önce de, Dışişleri Bakanı açıklama yapmıştı, yanılmıyorsam bir ay kadar önceydi. Ege adalarındaki egemenlik haklarımızı gündeme getiririz demişti. Yine örneğin Ege ve Doğu şeyde Efes tatbikatı sırasında Cumhurbaşkanının bir açıklaması var. Orada aynen şöyle diyor: Şakamız yok, gerekli adımları atarız demişti. Yine Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı Sayın Akar'ın açıklaması var. Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı bir vekil olarak öne sürüldüğüne dikkat çekiyor. Şimdi peki bunlar sürpriz mi diye bir başka nokta daha var. Şimdi biliyorsunuz çok tartışılan 2001 yılında Amerika'daki meşhur bin yılın tatbikatı var. Bu tatbikatta isim vermeden yani kod adları kullanılarak bir savaş yürütülüyor. Şimdi daha sonra 2018 yılında ABD Denizcilik Ensü'nün bir kitap yayınlıyor. Bu kitapta Donanma Taktikleri ve Deniz Harekatı adı. Burada... Ege Savaşı başlıklı bir bölüm var. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir savaş senaryosuna yer veriliyor burada. Ee, gerçek haritalar da var, konmuş oraya. Bütün e, haritalar bütün boyutlarıyla konuyor bu tatbikatın kitapta. Ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki savaşta Akdeniz'de bulunan ABD 6. filosu Yunanistan'ın yanında Türkiye'ye müdahale etmesi canlandırılıyor. Yine aynı kitapta Yunanistan Güney Kıbrıs'a taktik balistik füzeler yerleştirme kararı alıyor. Türkiye bunun olmaması yönünde Atina'yı uyarıyor ancak Atina vazgeçmiyor. Yunan gemileri Kıbrıs'a giderken Türk ordusuca batırılıyor. Türkiye Ege'deki Limni, Midilli, Sakız, Sisan ve Kaos adalarına amfibi harekata başlıyor. Yani bunların hepsi bir anlamda önceden çalışılmış ve bu noktaya gelinmiş hareketler. Yani kayıtlara, kitaplara falan konmuş. Ee, öyle çok da sürpriz değil yani. Çok evet. önceden planlanan bir e, operasyon yürüyor aslında genelden özele gideceğim önce. Amerika Birleşik Devletleri demek NATO demek. NATO, Birleşik, NATO demek de Amerika Birleşik Devletleri demek. Şimdi yukarıda İsveç ve Finlandiya işte NATO üyesi oldu Rusya'nın kenarında. Ukrayna oluvereyim ya da ya Batı İttifakı'na yaklaşayım derken bir Rusya işgaline tabi oldu. Buradan bakarsanız eskiden Amerika Rusya ve daha işte Rusya için şimdiki Şangay Beşlisi diye ifade ettiğimiz ülkelere karşı Güvenlik hattını Türkiye üzerinden çekerdi. Ama artık şunu görmeye başladık. Özellikle açtaki orantısız e, güç yığmasından sonra fark ettik ki hattını Türkiye üzerinden değil Yunanistan üzerinden çekiyor. Bunu biraz önce Hakan Bey de söyledi. Bunu sadece Yunanistan'ı bir hat olarak düşünmeyin. Bu bir hilal şeklinde kuzeyden itibaren güneyimizde de işte Suriye'nin belli bir kesimi. E, Kuzeydoğu Suriye'den devam eden bir hattı var. Şimdi böyle baktığınız zaman aslında Amerika ya Türkiye'ye karşı üst kullanıyor. O üstleri de Yunanistan üzerinden kullanıyor ya da Türkiye'yi... Evet, hayır şu, şu, da olabilir. Yani Türkiye dost mu düşman mı henüz belli değil. Rusya'nın karşıt güç olduğu muhakkak ama bunun karşısında ya Türkiye'yi ilk feda edilecek ülke olarak görüyor ya da en azından dost olmayan ülke olarak görüyor. Şimdi böyle bir noktada aslında şuna bakar hani düşman A gördüğü çok açık. Ne, ne sefer? Düşman gördüğü çok Anladım. açık diyorum. Ya bu olabilir, yani düşman görüyor olabilir, ya da en azından dost görmediği kesin. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi böyle bir hale baktığımız zaman, işte özellikle Katsa anlaşmaları neydi Katsa anlaşması? Amerika'nın dost görmediği ülkelere karşı uyguladığı bir şey. Yani silahlarının işte kime karşı nasıl kullanacağı ya da Rus silahlarını kullanan ülkelere diyor ki işte sen diyor benim silahlarımı kullanamazsın. Bu noktada Türkiye'de Türkiye'nin e F-35 projesinden çıkmasına sebep oldu. E kim girdi oraya şu anda ya da kim kimin F-35 alması söz, alması söz konusu Yunanistan'ın. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğru söylediği bir şey var. Diyor ki gerçekten ben silahlı kuvvetler anlamında orantısız bir güce sahipim Yunanistan'a karşı. Ama Yunanistan'a karşı. Şimdi ben karşımda baktığım zaman Yunanistan'ı görmüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyorum. Allah korusun yani ne Türkiye'nin menfaati nedir ne Yunanistan'ın menfaati nedir. Böyle, böyle bir savaşta Türkiye'nin kime karşı savaşacağı belli olmaz. Zaten şunu da söyleyeyim. Böyle bir savaş iki halkın da felaketi olur. Tabii. Böyle bir noktada, şimdi şuna bakmamız lazım. Bizim karşımızda ta işte e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra onlar açısından, o biz Kurtuluş Savaşı diyoruz. Onlar Yorga Bey söyledi. Onlar Küçük Asya felaketi diyor. Ondan 10 on sene sonra Venizelos, Atatürk'ü barış ödülüne aday gösteriyor. Yani aslında iyi diplomasi, iyi diplomasi dilini kullanırsak iki taraf içinde ve baş başa kalabilirsek. Yani bir Yunanistan bize bir vekalet savaşı yapmazsa bizim Yunanistan'la ortak şeylerimiz çok fazla. Menfaatlerimiz ya, çok değil. fazla. Bey, bak ben Cumhurbaşkanı Erdoğan hepimiz duyduk. Miço Takis'e dedi ki ya gel kardeşim beraber buradaki zenginliği beraber paylaşalım. Ee, Ege'de beraber doğalgaz Daha önce arayalım. Daha İsmail Cem'in Dışişleri Bakanı olduğu ya. dönemde ya yaptığı ya kaç tekliflerin aynısını yaptı. Geldi Miçotakis, görüştüler. Yani Türkiye aslında e, gerekli şeyi attı. Yani o bu felsefeye hakim Türkiye. Bu teklifi yaptı. Fakat Miçotakis buna yanaşmadı. Elbette. Bu yani gerilim buraya oradan S geldi. Size o yüzden sormanızı istedim aslında Yorgo Bey. Seçim tarihi ne zamanmış diye. Çünkü Yunan milliyetçiliği bizim Türkiye'deki kapsayıcı milliyetçiliğimize benzemez. Bizde de faşist unsurlar mutlaka vardır ama birisi bizdeki Türk milliyetçisiyim dediği zaman daha çok Atatürk milliyetçiliği, kapsayıcı milliyetçilik anlaşılır ama Yunan milliyetçileri Türk düşmanlığı üzerinden kendilerini okurlar. Dolayısıyla Yunanistan'da Türkiye karşıtlığı prim yapar. 2023'ün Mayıs ayında yapılacak bir seçim. Türkiye karşıtlığı üzerinden o partilere başbakanı, ana muhalefet liderine her zaman prim kazandırır. Tabii ki Türkiye'de de böyle bir güvenlikçi politikanın karşılığı olur ve ne tesadüf ki iki tarafta da ekonomik kriz var. iki tarafta da seçim, seçim var. Aşağı yukarı şeyde yani 2023'ün ortalarında olacak gibi görünüyor. Bu noktada çok dikkatli olmak lazım. Allah korusun. Bir silahın patlamış olması hiç önüne geçemeyeceğimiz kötü sonuçlara sebep olabilir diye korkuyorum. Evet, doğru. Doğru. İsmet Bey var mı Onur Bey'in söylediklerine bir itirazınız? Hayır itirazım yok ee, Şöyle bir Hava e, doğuyor yavaş yavaş Türkiye yani Amerika'nın Türkiye'deki bu politikası Daha çok şöyle seyretti Biz e, batıda sıkıştır Doğuda teslim al şeklinde Hep e, karşımıza çıktı Şu anda Ege'den ciddi bir sıkıştırma yapıyor Ben mesela Soçi zirvesinden sonra Bunun çok arttığını görüyorum Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı dedi ki Şangay İşbirliği Örgütü için Özbekistan'a gideceğim dedi. Yani orada bir fotoğraf çekilecek. Şimdi fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, efendim Hindistan Devlet Başkanı, İran Cumhurbaşkanı yani bir dünyanın bütün önemli isimleriyle beraber. Ama Amerika'nın belki de hiç hoşlanmayacağı bir fotoğrafla e, göreceğiz. Bir fotoğrafta göreceğiz. E, bu çekilecek fotoğraftaki ülkeler dünya üretiminin çok önemli bir kısmını sağlıyor. Dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı. Yani e, Türkiye'ye karşı yavaş yavaş biraz daha e, sıkıştırma taktiği izleyecektir diye düşünüyorum. Hükümet açısından bir ek yapabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii. Şimdi tabii şurada e, yani şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani... Uluslararası ilişkilerde her konuda bunu söyledim. Daha önce Suriye için de söyledim veya diğer ülkeler için de. Yunanistanla da tartışabiliriz, polemik yapabiliriz. Bazen iç siyaset için onlar bizi, biz onları kullanabiliriz ya da gerçekten diplomasi'nin dilini sertleştirmek suretiyle bazı ulusal kazanımlar da elde edebiliriz. Yani bunlar realitedir dünyanın her devletinde ama bunu yaparken diplomatik lisanın ötesine geçmemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanının bazen çok üst perdeden konuşmalarını bu anlamda eleştiriyorum. Yani mesela yabancı bir devlete terbiyesiz denmez. Gereğini yap. Mesela bir sene bir gece ansızın gelebiliriz. 1974'teki barış harekatına şey yaptık ama aslında o değil. Tarihi doğru hatırlamak açısından bu şerhi düşeceğim. 1974 barış harekatı 50'lerden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazırlandığı milli bir politikaydı. En sonunda Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan ikilisi orada şerhini koydu, noktayı koydu orada. Ama daha önce de Menderes, İsmet Paşa hatta Demirel hükümetlerinde acaba her zaman şu şeyi verdiler. Kıbrıs'a ne zaman harekat yapacağız? Ve karşı tarafı korkutmak için Türk radyolarından, Bayrak Radyosu'ndan, şimdi işte televizyon oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, bir gece ansızın gelebiliriz şarkısı çalındı. Bu bir imaydı ama dikkat edin bunu yaparken ne Menderes bu şarkıyı kendisi söyledi ne İsmet Paşa, ne de Demirel, ne de e, Bülent Ecevit kendisi söyledi. Şimdi burada eleştirdiğim nokta şu. Sayın Cumhurbaşkanı en üst perdeden söylememeli bunları. Birisi söylüyorsa aşağıda. Cumhurbaşkanının sesi güzel ama. <laughs> ya O ayrı. <laughs> o söyleyebilir. O, o, o belki efendim. de o sohbetinde söylese daha güzel olur. Ya bir hazırım. şey söyleyebilir miyim? E, hayır hayır. Ya olabilirsiniz. Yani yaklaşım... İsmet Paşa'nın da, İsmet Paşa'nın da, İsmet Paşa'nın da, Rahmetli Menderes'in de, Demirel'in de bu konuda çok sert uyarıları var. Elbette elbette. Yani bazen devlet başkanı seviyesinde yaptığınız şey bu da diplomasi de bir silahtır. Gerekli yerinde kullanılınca ilgili olur. Mesela ya, İsmet ben, Paşa'nın bunu, Bir, şey söyleyeyim bir dakika. Şimdi, doğru haklısınız. Yani bazen insan yadırgıyor filan bu üsluplar müsluplar. Fakat Erdoğan bu üslubu bizzat diplomasinin unsuru, enstrümanı olarak bir dakika bir bitireyim Buyurun. ne olur yani. Enstrümanı olarak kullanıyor Yakın geçmişte bunlardan sonuç alıcı şeyler de oldu. Yani bu üslupla sonuç aldı. E, bence bu denenebilir yani bunda... Bakın bazen almazsınız. Neden biliyor musunuz? Şimdi bu siyasi partilerde de böyledir, kurumlarda da böyledir. Tepe hata düzelticidir. Söz gelimi. Ya o eski alışkanlık. Hayır Bak, değil. Gerçekten değil. Hayır Hulusi değil. Akar bunu söylemiş olsaydı ben bu eleştirileri yapmayacaktım. Yok. Neden? Savunma Bakanı Şahin olacaktı. Ben eleştirinize bir şey evet. demiyorum. Bu... Ben de diyorum ki bu bir görüştür. Benim de bir görüşüm var diyorum. Ben de bazen bunun bazen işe yaradılmış bir art, şey artmalı diyor. Artmalı ben de eskiden, bazen. Eskiden Ahmet, artmamasını hey. ben eleştiriyorum. Keşke arttırsalarmış dozajları yani. Bu, noktada şöyle, ben, bu bir üslup meselesi. Ben olaya, üslup ben meselesi. Ben olaya makullük açısından bakıyorum. Olaydan olaya bakıyorum. Bu olayda uygun değil. Şimdi, Başka bir ah, olayda ah, onu Çok kısa bir ey, şey Onur be, bir şey şey şöyle bir şey oldu. Onur, Bey. Onur Bey, bir cümle söyleyebilir miyim? Tabii mi? ki, pardon çok bir kısa bir, şey söyleyeceğim. Abdülkadir Bey, Cumhurbaşkanı Yunanistan'a ya gel işimize gücümüze bakalım, turizmimizi yapalım, ticaret yapalım. Uğraşma bu işleri, gel çözelim modunda gitti 3 ay. Sonra birdenbire Miçotakis gitti, senatoda Türkiye şöyle, Türkiye böyle. Amerikan senatosunda. Bilmem Amerikan senatosunda. Amerikan Amerika senatosunda öyle konuşanların da sonu ha, sonu evet. da belli yani. O olaydan sonra ilk ağır ifade orada geldi. Doğru doğru. Orada koptu ipler. Çünkü orada ipi kopartmış oldu. Yani burada e, Cumhurbaşkanı söyledikçe ya gel şunu adam gibi konuşalım doğru, falan dedikçe Doğru doğru hatırladım o, şimdi doğru. Miçotakis de durumu idare ediyordu. Tabii. Sanki Türkiye o senato konuşmasını izlemeyecekmiş gibi gitti oraya adam durup dururken Düşmanca laflar etti. Şikayet eder gibi bizi şikayet Bir de düşmanca sözler etti. Tabii, tabii. Bir de o senato kalkıp ayakta alkışladı. Ayakta Bakın Bilen burada yani. zaten, zaten Amerikan senatosu bayılıyor bize. Şu, Çok demiyor. Şu konuyu doğru anlatmak lazım. Yani Türkiye'nin Yunanistan'a ilişkin olan tezleri haklıdır. Kesin. Bu konuda doğru, doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinde yok. de sorun yok. Hmm. Onların mütecaviz tavırlarında farkındayım. Ben mücadele üslubu bakımından başka bir önerim var. Aynen ben öyle anladım. Ben de... Ee, bu ama siz ama bu da işe yarıyor diyorsunuz. Ben sizi ben, anlıyorum. hayır. Şunu diyorum. Bu mücadele üslubunu beğenmeyebilirsiniz. Bu sizin hakkınızdır. Bazıları da beğenebilir. Ben ona işaret ettim. Yani net bir şekilde bu geçersiz bir mücadele üslubudur. Denemez. Tartışmalı en azından. Bu ona işaret etmek devam istedim. Devam edeceğim. husus şu. Bir, bir müsaade Özgü Abdülkadir Bey'den sonra devam ediyor Evet. Abdülkadir Buyurun. Bey. Şöyle ben ben bir cümle ilave edeceğim. Tabii bunu yerinde kullanmak gerekiyor. Devlet başkanlarının bir görevi de devletin ve milletin hukukunu korumak. Hem orada Mitsotakis'in Amerikan Kongresi'ndeki konuşması ardından S-300'lerin bizim NATO görevi yapan savaş uçaklarımıza kilit atılması buna karşı bir şey söylenmesi gerekiyordu. Bizim bunun tarihte de örnekleri var. İsmet Paşa savaş meydanlarından gelmiş Cumhuriyet'in kurucu cumhurbaşkanlarından birisi biliyorsunuz bir Johnson mektubuna muhatap oluyor. Johnson mektubu Kıbrıs'la ilgili İsmet Paşa'nın bir barış harekatı talimatı vermesi, bir çıkarma talimatı vermesi ve Rumları sert bir şekilde uyarması üzerine Amerikan Başkanı Johnson tarafından Türkiye'ye bir ultimatum şeklinde yazılan çok talihsiz bir mektup. İşte İsmet Paşa'da hepimizin çok bildiği yeni bir dünya kurulur. Türkiye o dünyanın içerisinde yerini alır diye tepki göstermek durumunda kalıyor. Yani zaman zaman Menderes'te, Fatih Rüştü Zorlu'da, İsmet Paşa'da, Demirel'de ki bunun en iyi örneği Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirerek Ecevit'te bu örnekleri sergilemiş. Yani milletin hukukunu korumuştur. Ben o açıdan bakıyorum. Ben bu konuda bir itirazım yok. Ee, sadece olaydan olaya makullük zemininde bakmak lazım. Olayım. Şunu söyleyecektim bir de. Tabi bu, bu burada e, emekli askerlerden ümit yalın buna çok fazla değiniyor. Yani özellikle 2004 yılından beri Yunanistan'ın Türkiye devletine ait olan tür, e, uluslararası hukuk anlamında işgal ettiği 20 tane adacık var. 2 tane de kayalık var. Yani aslında şu anda yapmamız gereken belki güzel bir yani hani gerilimin doğru bir şey olduğu ya da gerilimden hoşlandığım anlamında söylemiyorum bunu ama şerrin içindeki hayır anlamında söylüyorum. Bu noktada bu adaların işgal edilen ada 2004'ten itibaren 20 yıllık dönemde işgal edilen adaların geri alınması için nasıl ki Kardak'ta yapıldı daha önce bu bir bu fırsat tarz küçük olabiliriz. operasyona ihtiyaçlarımız var. Peki. Bir reklama gitmem lazım. Çok kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir Peki. aradan sonra karşınızdayız. Tekrar birlikteyiz Şimdi şeye geçelim Çok az vaktimiz var ama biraz konuşalım O konuyu da çünkü Türkiye'nin konuştuğu bir konu bu ee, Gürsel Tekin Bir açıklama yaptı Ortalığı karıştırdı vallahi. HDP'li başkan Var diyor mecliste Ona diyor elimizi kaldırmıyor muyuz Kaldırıyoruz Sayın başkanım söz hakkı ist istiyorum Demiyor muyuz diyoruz e o zaman seçime sokmayın kardeşim böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı? Falan böyle konuşuyor. Ondan sonra da elbette HDP'ye bakanlık verilebilir. Her partiye verilebilir. Yani HDP'ye bakanlık verilebilir diyor. Şimdi HDP'ye bakanlık verilebilir deyince ben genelde tepki şeyden beklerim. Hani iktidar kanadından değil mi? Hani onlar iktidar Cumhur ittifakından beklerim. Hayır. Esas tepki İyi Parti'den geldi. Hem de yani bayağı sert tepkiler. Bir, mesela Yavuz Ağrılıoğlu dedi ki İyi Parti'nin hassasiyetlerine genel başkanımızın terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olamayız beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen kime sordun da neyi, kime neyi veriyorsun? Falan böyle bir tepki. Sert tepkiler aldı. Müsavat Dervişoğlu, hani hadi Yavuz Ağaralioğlu biraz İyi Parti yönetiminden uzaklaştırıldı diyelim merkezi bir tepki olarak algılamayalım onun tepkisini. Müsavat Bey de çok sert tepki gösterdi. Sonra e, İsmail Saymaz'a konuşmuş Koray Aydın. Diyor ki bu söylemleri diyor kendi adına mı söylüyor yoksa ittifak adına mı? İktidar Partisi'nin hepimiz adına söylenen sözler gibi takdim etmesini sırtımıza alıp taşıyamayız. Yani diyor ki bunu iktidar partisi hepimizi suçlar diyor buradan diyor. Biraz çeki düzen vermek, dikkatli olmak, gelecek planlamasına dayalı olarak hareket etmek gerekir diyor. Yani İyi Parti'den tepkiler var. Tabii gözler şeye çevrildi Kemal Kılıçdaroğlu'na. O biraz böyle yatıştırıcı bir cümle kurmuş. Yani karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Yine aynı şekilde altılı masanın karar alıcı olacağını söylüyor. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde bir konuşma yapabilir Gürsel Tekin'i kastediyor. Burada önemli olan altı liderin karar almaları ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyun önünde duyurmaları. Yani diyor Gürsel Tekin böyle söylemiş olabilir ama önemli olan altılı masadır diyor. Karar oradan alınır diyor. Yani HDP'ye bakanlık vereceksek de vermeyeceksek de o karar altılı masada alınır demeye getiriyor. Ee, Abdülkadir. Ya bu Gürsel Tekin'in sözlerine İyi Parti'den böyle önemli üç ismin anında tepki göstermesi neye delalettir? Neye işarettir? Nasıl algılamalıyız bunu? Bu ne demek oluyor? Yani e, bir bu HDP konusu iki parti arasında bir kırılma konusu mu? Bir e, e, bir, bir e, sorunlu alan olarak mı belirecek? Yoksa yani bu böyle yaşanıldı bitti tatlı, saygısızca denilip geçilecek bir şey mi olarak kalacak hangisi Ahmet Bey şimdi HDP konusu İyi Parti'nin kırmızı çizgisi. Fakat bu kırmızı çizgisini Meral Akşener bu açıklamalar üzerinde bir değerlendirme yapmadı. Zannediyorum yarın Meral Akşener bu konuda bir değerlendirme yapacak ama Hı, bu üç isimde İYİ Parti içerisinde ülkücü kökenden gelen e, üç isim. Geçmişte de bunlar benzer tepkiler göstermişlerdi ama bunlar benzer tepkilerde pozisyonlarını tahkim etmediler. Tam tersine pozisyonlarını kaybettiler. Yani onların tepkisi anlamlı ama bu tepkiler bir siyasi sonuç alacak tepkiler değil. Asıl önemli olan Meral Akşener ne diyecek? Çünkü Meral Hanım geçmişte HDP'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyorum dedi. PKK'nın HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırıyorum dedi. HDP'nin eş genel başkanlarına randevu vermedi. HDP'nin eş genel başkanlar Pervin Buldan, Mithat Sancar ve HDP'nin diğer sözcüler de Meral Akşener Cumhurbaşkanı adayı olursa biz ona oy vermeyiz diye açık bir tavır koydular. O açıdan bu çıkış Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gürsel Tekil'den gelen çıkış elbette ki İyi Parti'yi rahatsız etti ama asıl bu üç ismin verdiği tepkiden ziyade Meral Akşener'in tavrı çok önemli olacak. Ben her defasında İyi Parti yetkilileriyle konuştuğumda PKK bizim kırmızı çizgimiz, HDP PKK ile ilişkilerini düzenlemediği sürece de siyaseten onlarla bir ittifak içerisinde bulunamaz diye çok net olarak ifade de bulunuyorlar. Burada Gürsel Tekin de yeni bir açıklama daha yaptı. E, Gürsel Tekin de diyor ki onların haddine mi bana had bildirmek ama ben Meral Akşener olan saygımdan dolayı cevap vermiyorum diyor. Bir geri adım atması söz konusu değil. Biraz Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'nun tavrını da merak ediyordu. Siz de biraz önce okudunuz. Kılıçdaroğlu ne şiş yansın ne kebap yansın modunda bir açıklama yaptı. Biz altı lider karar vereceğiz dedi. Çünkü Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilebilmek için HDP'nin desteğine muhtaç. HDP İş Genel Başkanlar da Kılıçdaroğlu'na siz aday olursanız, Ekrem İmamoğlu aday olursa biz sizi destekleyeceğiz diye açık çek vermiş durumdalar. Ama Meral Akşener ve Mansur Yavaş aday olursa biz oy ve destek vermeyeceğiz dediler. O nedenle Kılıçdaroğlu HDP'yi küstürmeden bir politika izlemeye çalışıyor. Evet. Gürsel Tekin'in bu açıklaması geçmişte de buna benzer bir çıkışı daha olmuştu. Çok planlı, programlı bir çıkış Gürsel Tekin'inki. E verdiği örnekler de tabii HDP yasal bir parti. Meclise girmiş, 6 milyon oy almış bir partinin anayasadan kaynaklı hakları var. Meclis başkan vekili oluşturacak ne, ne yapacaksınız? Yani HDP meclise girdi, ona anayasadan ve meclis iş düzüğünden kaynaklı hakkını kullandırmayacak mısınız? Mesela bir örnek veriyor. Diyor ki bakan oldular. Evet oldular. Niye? 7 Haziran seçimlerinden sonra biliyorsunuz Ahmet Bey hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı seçim kararı anayasanın parlamenter sisteme göre olan anayasanın 116. ve 114. maddesinde diyor ki seçim e, hükümet kurulamazsa 45 gün içerisinde evet. bir anayasal hükümet kurulur. Anayasal hükümette hangi partinin ne kadar... Bakanlığa temsil edeceğinde meclis başkanlığı hesaplar diyor. Yani ne yapacaksın? Anayasayı mı çiğneyecektik? Ama önemli olan burada şu. Siz CHP olarak HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Vermeyecek misiniz? Ben de iktidar partisinden bu konuda tavır bekledim. Çünkü sözünüzü çok uzatmak istemiyorum ama bir cümle, cümle önemli. Geçmişte ben Selahattin Demirtaş'ın bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir kültür bakanlığı verilebilir, bir de AB'den sorumlu bakanlık olabilir dediğini paylaştığım için hedef olmuştum. Ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bundan 6 ay önce dedi ki bu konuda elimde belge var. HDP'ye bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bir Kültür Bakanlığı verilmesi planlanıyor. İsteyene de bu bölgeye gelsin bakanlığa Gösteririm dedi. Ondan sonra sesleri çıkmadı. Peki. Belli ki bir pazarlık Abdülkadir yürüyor. Abdülkadir Selvi, va valla süre çok kısaldı. Bir ucundan ifşa etmiş oluyor. Peki. Onur Bey, kısa kısa, kısa, kısa görüş alalım. Abdülkadir Bey'in söylediği şu kısma katılmıyorum. Ee, özellikle bu daha önce HDP'ye bakanlık verilmesi konusu elbette ki anayasal bir neticeydi. Ama o anayasal neticeyi oluşturan Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihleriydi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ile o dönemde koalisyon yapmayı göze alsalardı HDP'li bakan atamak zorunda kalmayacaklardı. Yani bir şeyi tercih etmek öbür şeyden vazgeçmektir. Bu ama, sebeple oldu. Ama bu olmadı şimdi ya ben. Hayır, yani, hayır öyle değil. Ya şimdi ben seninle koalisyon kurmuyorum. Şey, derseniz canım. Hükümet, bu seçim hükümetine kadar anayasa gereği kurdular. de bu olur. Koalisyon kuramadılar evet, evet. yani. Ortak komisyon yani, ya Orada Haluk Koç... Ve Ömer Çelik başkanlığında istikşafi görüşmeler yaptılar Peki. ama koalisyon olmadı. Peki. Ya Peki, neyse, koalisyon oraya olsaydı ya. O uzun o olmayacaktı. Konu. O Aynı. tartışma konusu ha, tamam. değil şu anda yani. O onu bir gerekti. şey yani. onu bir şerh olarak kendi şerhimi olarak düşünüm. İkincisi bence Sayın Gürsel Tekin bu açıklamasıyla altılı masanın ayağını sıkmış. Neden yaptığını, nasıl yaptığını bilmiyorum ama gaf olarak değerlendiriyorum. Ama son açıklaması bunu. da şöyle. Ee, diyor devam ki, ediyor. Hayır diyor ki. Sayın Akşener olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Kim bana hat bildirecek? Bana tek hat bildirecek insan CHP'nin kurumsal zaman... genel başkanıdır. Ben altılı masayı rahatsız edecek bir cümle kurmadım. Bayağı rahatsız etti göründüğü kadarıyla şunu da söylemek lazım. Yani bunu Sayın Tekin de yılların siyasetçisi söylediğimi o da biliyordur. Ama belki geri, geri adım atmak çok kolay değil böyle şeylerde. Onu da anlayabiliyorum. Ama bir partinin genel sekreteri, iki tane e, genel başkan ya, yani müsavat Dervişoğlu... E, Koray Aydın ve bunların tweetlerini retweetleyen şey Uğur Poyraz İyi Parti'nin genel sekreteri bu artık İyi Parti'nin kurumsal duruşudur. Ya bir de yani Dursun genel Çiçek, başkan bak bir şey hatırlatacağım. Dursun Çiçek partide herhangi bir görevi yok. Bunu söyledi. Bunu söyledi. Ortalık birbirine Ha bu arada girdi. Dursun Bey de bunu böyle olabilir diye söyledi. Parti adına konuşmadı. Konuşmadı. Ama Gürsel Bey'in söylediği Aynen. tam aksine. Aynen. %100 bağlayıcı olmasa da sanki parti havası parti ku parti için konuşurcasına bir söylem. Bu altını masayı yani ciddi anlamda rahatsız ettiği kesin. Ben yani İyi Parti'den ee, yükselen tepkileri görünce sarsıldım yani ama Abdülkadir'in hatırlatması da önemli. Meral Akşener ne diyecek? Bu Ona şöyle bakacağız. hani Meral Akşener hiçbir şey söylemese bile Meral Hanım çok şey söyledi. Bunlar. bu Bunlarla, isimlerle. Evet. Bu isimlerle söyledi. Bir genel Ama bu isimler biraz genel merkezden uzaklaşmış. Peki öyle değil Ahmet Bey. Yani şöyle düşünün ne kadar genel merkezden uzaklaşırsanız uzaklaşın Parti içinde görevli birisinin genel başkandan habersiz bu açıklamaları yapması mümkün değil. Hadi evet. öyle bu açıklamaları yaptınız. Partinin ikinci neredeyse ikinci adamı olan genel sekreterin bunları retweet etmesi de mümkün değil. İsmet Bey doğru doğru, doğru haklısınız. İsmet Bey çok az vakit kaldı. İki cümle evet. üç cümle kurabilir misiniz bu konuda? İki cümle söyleyeyim. Şimdi bir defa HDP'nin HDP'nin yasal olup olmadığı konusunda e, İyi Parti yöneticilerinin yaptığı açıklamalar var. Ve onlar e, yine benzer olayları gösterip, işte meclisi yönetmesini gösterip HDP'nin yasal bir parti olduğunu söylediler. Bunu arşivlere hemen Google'a girip bir tıkla bulabilirsiniz. Söylediler, gibi. söylediler. Doğru. Musavat Dervişoğlu bu Musavat Dervişoğlu'dur üstelik de bunu söyleyen. Evet. E, burada ben İyi Parti'nin bir kurnazlık yaptığını düşünüyorum. O da şu... Bu seçim atmosferinde biliyorsun milliyetçi oyları etrafında toparlamak için bu çıkışı yapıyor. Bir taktiksel bir çıkış diye düşünüyorum. İyi Parti bir süredir hem CHP tabanına hitap eden açıklamalar yapıyor. Ve oradan oy toplayıp kendi konumunu kuvvetlendirmeye çalışıyor. Burada da milliyetçi oyları kendi etrafında toplamak için taktiksel bir e, çıkış yaptılar bana göre. Değilse çünkü e, bu çıkışı yapan Dervişoğlu'nun HDP konusundaki açıklamaları ortadadır. Hakan Bey? Eee... Şahsi açıklamalar değil, partinin görüşü diye düşünebiliriz çünkü Uğur Poyraz şu anda yetkili ve retweet yapıyor bu tweetlerde. Uğur Poyraz bir de İyi Parti'nin önemli bir ismi. İşte yani. edin yetkili, de. şu anda görevi var. Dolayısıyla İyi Parti'nin parti olarak görüşüdür eminim yarın grup toplantısı ya da Çarşamba galiba yapıyor merak şenerde benzeri. E, siyaset nezaket içerisinde muhtemelen benzeri yaklaşımlarda bulunacaktır diye düşünüyorum. Çünkü siz yüzde onluk bir potansiyel için Türkiye'nin %80'inin hassasiyet gösterdiği bir konuda e, iki arada bir derede duramazsınız. Gürsel Tekin'in açıklamalarına gelince, yani bu İyi Parti ile ilgili kısmını söyledim, vaktimiz kalmadı. Gürsel Tekin'in son cümleye kadar söyledikleri doğru. Nedir? Diyor ki mecliste başkan yok mu? Vekil olmuyor mu? El kaldırmıyor musun? İzin iste. Bunlar doğru. Doğru. Ana dedi Buna, söylüyor anayasa evet, ve meclis düzüğü gereği. Bir vatandaş olarak hatta bir siyaset uzmanı olarak değil bir vatandaş olarak şunu da ilave edeyim. HDP'nin mevcudiyetinden ben daima bir Türk vatandaşı olarak memnuniyet duyuyorum. Niye? Bütün dünya Türkiye'yi antidemokratik falan diyor ya. Bakın biz diyoruz ki bir dakika hop Bak siz İspanya'da partiyi bile kapatıyorsunuz bu tip İspanya'da durumlarda. Adamları sürgün etmiş ya. Başka ülkelerde de neler oluyor? Burada 30 yıldır Türk devletinden toprak koparıp Marksist başka bir devlet kurmak için uğraşan terör örgütüyle yakınlığım var diyen bir partiyi siz burada Türkiye'de meclisinizde legalite içerisinde saygın bir parti olarak da bulunduruyorsunuz. Bu Türkiye'nin aslında iftarıdır. Bu anlamda iftarıdır. Ama bakanlık vermek şu konudur. Ülkeyi yönetmek. Şimdi siz bir terör örgütü Türkiye ile 30 yıldır uğraşırken tutup da İçişleri Bakanlığı'nı, Milli Savunma Bakanlığı'nı yani orada bir takım lojistik, stratejik bin tane problem var. Orada savaştığınız adam telsizden sizi düşman askeri yaklaşıyor diye anons ediyor dediği Türk askeri. Şimdi bu tabloda bunları yapamazsınız. Bu siyasetçiler için zor bir konu. Ama buna rağmen hassas bir konudur, ee... tartışılacak önümüzdeki günlerde de öyle anlaşılıyor. Çok teşekkürler, İsmet Bey teşekkür ediyorum, Abdülkadir Selvi, Hakan Bayrakçı ve Onur İste. çok sağ olun teşekkür katıldığınız ederim. için. Sağ. Ol. Ya bu arada bizim e, Tarafsız Bölge Programında sık sık konuk ettiğimiz değerli dostumuz e, sanatçı Bedri Baykam annesini kaybetti. 99 gündür annesi bir düşme sonucu rahatsızlanmıştı. Evet. Ee, çok sıkıntılı epeydir, bir epeydir. sıkıntılı bir süreçte hep konuşurduk da biz burada reklam aralarında filan. Ee, Allah rahmet eylesin Allah diyorum. Allah rahmet eylesin. Rahmet tamam. diliyoruz. Eee Beydir Baykam'ın annesine e, Mutahhar Mutahar Hanım. Mutahhar e, Baykam maalesef 94 yaşında aramızdan ayrıldı. Mekanı cennet olsun diyelim. Ne diyelim? Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.